Herkese iyi sabahlar diliyorum efendim. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Mayıs günlerden çarşamba enflasyon rakamlarını alacağız. Saat 10'da Yavuz Barlas'la değerlendireceğiz. Dün İTO'nun enflasyon rakamını almıştık hatırlayacak olursanız. Aylık bazda %4'ün üzerinde gelmişti. Birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine yoğun bir gündem var ama öncelikle Aykut Türel'e bir dönmek istiyorum Ankara'ya. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Tahıl Koridoru'na ilişkin bir açıklaması var. Aykut günaydın. Günaydın Zeliha Saraç. Hemen dilersen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o açıklamalarının detaylarını aktarmaya başlayalım. Tahıl girişimine ilişkin önemli mesajlar verdi. Daha doğrusu uzatılmasına yönelik 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan Yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığını açıkladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da dörtlü bir toplantı gerçekleştirilmiş. O toplantı kapsamında da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile ikili bir görüşme yapmıştı. 18 Nisan tarihinde ise Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelmişti. O diplomasi görüşmeleri trafiği sonrasında tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik de 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirilecek. Bakan Akar bu konuya ilişkin verdiği mesajlarda ise yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafında kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan Yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarın yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde ifadelerini kullandı. Bir kez daha hatırlatalım. Tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik Türkiye, Ukrayna ve Rusya tarafları 5 Mayıs Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek. Teşekkür ederim Aykut Gürel. Evet yine bugün 11 gün gibi kısa bir zaman kaldı. Yani bu pazar değil bir sonraki pazar. Biliyorsunuz artık sandığa gideceğiz. Tabii arka arkaya açıklamalar da alıyoruz. Saat 10'dan sonra siyasetin gündemini de konuşacağız. Bugün yine dediğim gibi size enflasyon rakamları var Türkiye'de ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de Fed var. Saat 21'de Fed'in toplantısında faiz kararı gelecek. 21.30'da da onu da söyleyelim. Powell'ın basın toplantısı var. Bu basın toplantısı önemli çünkü belki bir işaret alırız Haziran ayından sonra Fed'in ne yapacağına dair. Bütün dünyanın ilgilendiği bir durum bu. Sonuçta dolar adamların parası, yapacak bir şey yok. Onlar bizi de etkiliyor. Şimdi bakalım neler var özetlerimizde. İlk 6 günde yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 797.841'e yükselmiş durumda. 3.416.098 vatandaş için oy verme işlemi 27 Nisan'da başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya mitinginde konuştu. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Alevilik paylaşımına bir kez daha tepki gösterdi. Ülke köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar dedi. Millet İttifakı'na eleştirilerini terörle mücadele üzerinden de sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil ama 14 Mayıs'ta millet sana sandıkları mezar edecek açıklamasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim gezilerine ağrı ve banla devam etti. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını belirtti ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu ülkeye getireceğim açıklamasını gördük. Verilemeyecek bir hesabım yok. Kul hakkı yemedim, kul hakkı da yedirmeyeceğim dedi. Kılıçdaroğlu görevden alınan belediye başkanlarını hatırlattı ve kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim açıklamasını gördük. Kamuda sözlü sınavı da kaldıracağını ifade ettiğini söyleyelim. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iktidara tepki gösterdi. Şöyle, Afyonkarahisar ve Sivas'ta Millet İttifakı'nı eleştirdiği için iktidara tepki gösterdi. Benim dokunulmazlığım yok. Eğer ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın ya da iftira atmayın dedi Akşener. PKK ile barışmaya çalışan hainoğlu haindir. Bir elinizde Hizbullah var sizin. Kime laf ediyorsunuz dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Habertürk'te soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'nin milletvekili seçiminde rakipleri olduğunu söyledi. Özel, PKK başka bir şey, Kürt seçmen
başka bir şey, HDP başka bir şey. HDP'nin bildirdiği isimler listelerimizde yok. HDP ile yarışıyoruz biz dedi. Özel İstanbul mitinginin tarihini neden değiştirdikleri sorusuna da yanıtladı. İstanbul'un seçimlerini iptal ettirdikleri gün İstanbul seçmene bir hatırlatma yapıyoruz. İşte yine önünüze sandık geldi diyoruz dedi. MHP ve İYİ Parti 10 Mayıs'ta Trabzon'da miting yapmak için başvuruda bulunmuştu. İki parti de kentteki tüm mitinglerin yapıldığı Atatürk alanını isteyince kura çekimine gidildi. Kura çekimi sonucunda İYİ Parti Atatürk alanında, MHP'si Atapark'ta miting yapacak. Kurallar evet enteresan. İstanbul mitinginde de saatler değiştirildi. AK Parti'nin ve CHP'nin, Millet İttifakı'nın da aynı gün, çünkü miting yapma arzusu vardı. Biri daha erken, biri daha geç yapacak. Onu da aktarmış olalım sizlere. Şimdi hemen Yavuz'a döneceğim. Yavuz, hoş geldin. Başlayalım hemen. Şimdi bugün yine tabii devam ediyor mitingler. Oradaki mitinglerdeki açıklamaları görüyoruz. Siyasetin gündeminde saat 10'dan sonra konuşacağız ama daha çok böyle hani nasıl diyelim, yönler belli olmuş gibi bir noktada. İşte Cumhurbaşkanı'nın yüklendiği yerler var, Millet İttifakı'nın yüklendiği yerler var, birbiriyle alakalar olmayı yerler var ama tabii bakacağız yani nasıl bir etki yaratacak. Ama bizim gündemimizde çok çok yoğun, belirgin bir farklılık var zaten. Yani Millet İttifakı bugün ekonomik koşullar üzerine kurulu bir yani politik söylemi var. Dolayısıyla doğaldır da biraz zaten bu hani beklenen bir şeydi. Çünkü son bir iki yıldır zaten hani ekonominin enflasyonu ve fiyatları sokan bir parça nabzını alıyorlar en nihayetinde. Ve gün sonunda böyle bir söylem geliştiriyorlar. Cumhur İttifakı ise daha böyle hani devlet daha devlet tırnakçına söylemiyle hani daha fazla böyle savunma sanayi, daha çok hani yapılan yatırımlar geçmişteki onları anımsatarak bir enerji. Evet, o büyük projeleri biraz da yani geçmişte hatırlarsan daha farklı büyük projeler açıklanırdı. Şimdi biraz daha böyle savunma sanayinin yanı sıra işte uzay, bir yandan yani nükleer enerji gibi benzer projeleri vurguluyor. Ve bir de tabii ki hep bir milli güvenlik şeyine vurgu yapıyor. Terör vurgusu yapıyor dolayısıyla. Hangisi ne kadar etkiliyor ben merak ediyorum. Yani iki tarafta farklı söylem var. Yani vatandaşı hangisi daha yoğunlukla ilgilendiriyor bilmiyorum, sandıkta göreceğiz herhalde. Evet, yani zaten belli bir hani biliyorsun hep böyle sadık bir seçmen kitlesi vardır bir partilerine değiştirmeyen. Dolayısıyla burada hani kararsız diye ifade edilen ya da işte henüz daha fikrini tam olarak vermiş olmayan yani seçmeni diyorlar ama işte 5 milyon seçmen var ya gençlerde. Yani ben gençlerin çok kararsız olduğunu sanmıyorum. Yani ben de sanmıyorum açıkçası aslında. Hani en azından dimağlarında bir şey yok. Yani hafızaları daha temiz. Dolayısıyla o nedenle hani arzu ettikleri her neyse bence ona doğru yöneliyorlardır diye düşünüyorum. Onların kararsız olduğunu düşünmüyorum. Aksine ben yani özellikle bir süre işte belki yani sürekli belli bir akıma oy vermiş olan kişilerde kararsızlık olduğunu düşünüyorum. Yani ailelerinden farklı davrananlar çok var. CHP için de aynı şey geçerli, AKP için de aynı şey geçerli. Yani sonuçta iki parti içinde, AK Parti'de, CHP'de, bu ikisi için de geçerli bir durum bu. Yani dolayısıyla hani ileri yaştakilerin kararsızlığı daha çok gibi geliyor bana. Kafalar dolu çünkü. Evet. Hafızalar dolu. Dolayısıyla bir yandan da hani gelecek beklentiler açısından bakıldığı zaman ileri yaşlarda beklentileriniz daha da aslında azalıyor. Daha farklı konulara hani daha belki yani daha basit konulara eğiliyorsunuz. Ama gençken sonuçta önünüz belki yani pırıl pırıl olacak. İşte ve dolayısıyla hani önüne herhangi bir engel çıksın istemiyorsunuz. Eğitiminiz, hayat, iş hayatınızı düşünüyorsunuz. Yani ekonomik anlamda özgür olmak istiyorsunuz. O anlamda da bence gençleri işte dinlemek lazım. Senin dediğin yere geliyor. Hep bu enflasyon düşmediği sürece bu prangaların altından kalkamayız. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Bak tabii, yine fiyatlar bir dünya artmış. Maalesef. En büyük sıkıntımız zaten bu dolardaki makas dolayısıyla. Tabii. Bu arada onu da konuşacağız. Nebati makas konusunda açıklama da yaptı. Yani evet. Makas konusunda halledeceğiz dedi ama bilmiyorum. Şimdi bu Halkbank ABD'de banka aleyhine açılan hukuk davasına ilişkin kafa bir açıklama yaptı. İkinci İstinaf Mahkemesi 2 Mayıs 2023 tarihinde banka aleyhine karar verdi. Tazminat talepli hukuk davasını düşürdü. Ama hakkındaki ABD'de yürütülen ceza davası devam ediyor.
Biliyorsun geçtiğimiz günlerde o zamanki Halkbank'ın genel müdürü Hakan Atilla da gözaltına alınmıştı. Sonrasında serbest bırakıldı tabii. Şimdi Halkbank'la ilgili dava sürecini devam ettiriyoruz. Bakıyoruz. Piyasa etkisini ben merak ediyorum. Yani geçen haftalarda gelen haberin ardından önemli bir etkisini yani görmeyebiliriz. Çünkü orada zaten büyük bir beklenti satın alındı ve hani fiyatlama yapılmıştı. Yapıldı evet. Evet, bugün aynı etkiyi görmeyebiliriz. Ama sonuçta peyderpey bu işin yani en azından bu sene için masadan kalktığının göstergesi bir göstergesi daha ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla evet, bu sene bir yani, daha dava yok. Bu seneye artık. Yani evet, bundan sonrasında hani görebiliriz ilerleyen yıllarda. Onu da politika şartları belirleyecektir. Onu açıkça söylemek gerekiyor. Yani evet. Bu çünkü aslında ilk çıkış noktası itibariyle de ülkeler arası bir politika dolayısıyla yani İran'la Türkiye arasındaki ilişkilerin yakınlaşması sonrasında aslında ortaya çıkan bir cezalandırmaydı. Politik kararlar. Evet, evet. Yani buradaki şey değişti nokta itibariyle. Bu da ortadan kalkacaktır. Banka üzerinde bu hisse de ortadan kalkacaktır. Çok fazla bakmıyorlar Halkbank hissesini de alanları anladığım kadarıyla ona zaten. Hani bu tarihten sonra bir süre baktılar tabii. Çok ciddi değerin yani gösterge diğer bankaların yanında çok düşük kalmıştı hatırlarsın. Evet bak bir zaman baktılar. Şimdi bu haberlerle ilgileniyorlar evet. Ona göre ama istedikleri gibi algılıyorlar haberi aslında. Geçen sefer çünkü aslında iki karar vardı. Biri olumlu, biri evet, olumsuz. Ama bir tanesi kısa vadeli, bir tanesi uzun evet, vadeli bir etki yaratacaktı. Kısa vadeli satın aldı herkes. Evet. Şimdi imalat PMI enteresan geldi. Şöyle mesela ham madde temininde yaşanan zorluklar devam ediyor diyorlar. Evet. Teslimat sürelerinde hala artış var. Yani o teslimat sürelerinde sorunlar var. Ancak şöyle ki 2021 Aralık'tan bu yana en belirgin iyileşme olduğunu söylüyorlar. Toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri, üretimdeki artışlar Mart'a göre daha hızlı gerçekleşti. Genişleme 20 ayın en yüksek oranında ancak şöyle bir yorum da var. Deprem oldu ya Şubat ayında. Evet. Oradaki ertelenmiş işlerin yığıldığı ifade ediliyor. Çünkü normalde hani Mart'tan Nisan'a değişen bir şey olmamakla birlikte rakam böyle geldi. Ne diyorsun? Yani bu 51.5 evet. Eşiğin üstü. Şimdi şunu iki tane şey anımsatalım. Resesyon endişesi olan bir dünyadan bahsediyorsak evet. Burada yani ne kadar lojistik anlamda ihracat noktasına yakınsanız böyle dönemlerde avantajlı hale geliyorsunuz. Türkiye'de öyle bir coğrafyada. Yani Türkiye örneğin daha küçük siparişlerin verileceği bir dünyada yani resesyon tehlikesi olduğu için Avrupa'dan burada avantajlı konuma gelir. Dolayısıyla hani bunun etkilerini de önümüzdeki aylarda görür. Yani siz daha büyük montanlı Çin'den sipariş ya da işte Asya ülkelerinden sipariş yerine Türkiye'yi tercih edersiniz bazı noktalarda. Çünkü daha küçük siparişler yaparsınız. Bana kalırsa iyileşmenin bir parça etkilerinden bir tanesi ayak sesleri diyelim budur. Diğeri de dediğin gibi Ramazan ayının da etkisi oldu orada biliyorsun. Tabii orada daha sakin evet. İnsanlar biraz onun daha etkisi oldu evet. Bir parça. Ama sonrasında deprem dolayısıyla ertelenen işlerin de katkısı oldu. Tabii şu bir gerçek yani. Şöyle şeyler oldu depremde çünkü. Biliyorum o zaman demir çelikçilerle işte ne bileyim tekstilcilerle konuşuyorduk. Evet. Kendi öz işlerini bıraktılar. İşte ne bileyim tabii, çadır, işte ne bileyim konteyner için üretim. Bunlar madenciler koşturdu. Madenciler yani, koşturdu. Tabii ki. Dolayısıyla orada kendi öz işleri hatta şöyle şeyler olduğunu çok söyleyebilirim. Utikat'tan konuşuyorduk. Utikat'la işte UNED ile vesaire. Hı-hı. Emre Bey ile Emre Eldener'le Fatih Şener'le hatta orada ihracat yaptıkları ülkelere kamyonların tırlarını geri istediler veya gönderemiyoruz şu an size. Kusura bakmayın buraya gönderiyoruz dediler. Evet. Şimdi öyle bir hikaye var orada. Evet. Herhalde buna yansımış. Evet. Başka bir yansıma tabii, nedeni yok. Var mıdır sence? Yani ilki de bence önemli bir etken. Yani bizim yani coğrafi olarak bu bölgede daha hızlı yani siparişlere cevap veriyor olmamız da etken olsa gerek. Şimdi dış ticareti aldık. Bir de ihracatçıların açıklamaları vardı. Dün Ekonomi Gazetesi'nde evet. de vardı. Ben zaten o ihracatçılarla gün içerisinde konuşuyorum genelde. Evet. Ne durumdasınız diye. Şimdi dış ticaret açığında ihracatta düşüş var. 17.2 ancak ithalatta da azalış var. Tabii. Normalde artış oluyordu ama anladığım kadarıyla ihracattan kaynaklı ithalat düşüşü evet. mü? Nasıl yani değerlendiriyorsun? Aramalı ithalatında yani gerileme söz konusu. Dolayısıyla o da ihracata yansıyor doğrudan. Çünkü sonuçta bunları biz ithal edip burada üretime çevirip ihraç ediyoruz bir bölümünü. Yani ihracattaki o düşüşle ithalatındaki kayıp birbirini doğruluyor.
işte %50-60 mertebesinde kimi sektörlere göre itaat yapılanı varsayıyoruz ya. Dolayısıyla bununla örtüşüyor aslında. İkincisi de tabii şey diyeceklerdir ihracatçılar. İşte kur seviyesi baskılandığı için biz fiyat seviyesi olarak pahalı kaldık bazı ülkelere göre. Dolayısıyla biz burada ihracat kaybediyoruz diyebilirler ki ben zaman zaman haklılık payları olmakla birlikte bazı sektörler için söylüyorum bunu. Çoğunlukla çok haklı görmüyorum. Çünkü evet bazı sektörlerde gerçekten sentle pazarlık yapılıyor ve işte bir anda böyle rekabet gücünüz yoksa kaybediyorsunuz pazarı. Ama kimi sektörlerde de öyle değil. Örneğin otomotivde böyle değil. Hayır otomotivde değil ama mesela tekstilde öyle. Tekstilde öyle. Dolayısıyla demircilikte öyle değil ama işte evet, bazı işte bunu söylemek istiyorum. Öyle. Dolayısıyla evet. Hani orada bizim uzun yıllardan beri en büyük zaten hatamız hani kurla rekabet sağlamaya çalışmak oldu. Türk lirasının değerini kaybettirdiğimizde elimiz avantajlı gibi görünüyoruz ama sadece belli bir kesim kazanıyor. O da ihracat şirketlerin sahipleri. Yoksa onun haricinde yani oradaki ne işçinin geliri artıyor ne sokaktaki vatandaşın alım gücü artıyor. Çünkü Türk lirası değer kaybetmiş oluyor, enflasyon oluyor. Yani biz bunları yaşadık. O yüzden hani bizim bir parça bu işte böyle kurla rekabet içinden uzak durmaya çalışmamız ama gerekiyor. Ama yıllardır konuştuğumuz ama kolay olmaz tabii bu da. Özellikle tekstilciler hep söylüyor işte kur avantajımız yok vesaire ama hep de sonra da söylenen katma değeri yüksek ürün yap artı işte bu kadar da dilimize bağlı yani, kalma. Ama bu reçetesi bu. Reçete yani, bu da yapamıyoruz işte başlasın yıllardır o zaman yani. Başlasın. Çok başlayız. Yani bunu yapan tekstilciler de var bu arada. Vardır canım. Yani, emin ol ki var yani. Sonuçta biz en alt şeye göre standart belirleyemeyiz. Yani bunu daha üst seviyeye yükseltmemiz sadece gerekiyor. Sadece ortalama Türkiye rakamla. Türkiye bu işi zaten hani uzun yıllardan beri aslında hakkıyla yapıyor. Dolayısıyla hani tekstili bir tarafa koymuyorum. Yok. Tekstil çok önemli tekstil halde. Tekstil çok önemli. Olur mu? Avrupa'ya gidiş nedeniniz. Öyle tabii ki. Ama hani daha da yani katma değerini arttıracak nitelikte çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları gerekiyor demek ki. Şimdi bak çok enteresan. Enteresan demeyeceğim de seninle konuştuğumuz ama ihracatçıların da bize doğrulattığı birkaç tane şey var. Bak vereceğim şimdi ihracatçıları. Şimdi konuşuyorduk ya bunu. Geçen hafta pazartesi mesela bir tane ihracatçı, isimlerini yazmadım ihracatçıların ama yine Ekonomi Gazetesi'nde. Geçen hafta pazartesi sabah ihracat gelirimizi 19.40'tan bozdurduk. Aynı gün öğleden sonra ithalatı gerçekleştirmek için 20.60'tan dolar aldık. Burada haberin devamında şey diyor, 400 bin dolarlık iş 480 bin TL gibi bir zarar uğrattı bize. Yani TL olarak diyorum. Ve biz bunda da bir kar falan etti. O kadar karımız bile yok diyor. Ve çok büyük bir açmaz var diyor ihracatçı. Bu hikaye kaynaklı. Bir de biliyorsun %40'ını veriyor. Dövize dönsün diye, TL dönsün diye. Bir de bu kuru kullanarak hemen söyleyeyim, maliyet tutturamadığımız için ihracat sipariş alamıyoruz. Senin dediğine geliyor. Ham madde ithalatçıları mevcut kurun üzerinde bir serbest piyasa kurundan döviz alıp tedarikini yapmak zorunda kalıyor. Aynı şey. Çok büyük açmaz. Bir de değer bazında %40 geriledi diyor zaten ihracat işte, değer bazında. Devam edelim. Tabii tabii değer bazında da geriledi. O da geriledi. Yani o da zaten en yani, büyük tehlikelerden bir tanesi. Boşuna mal satıyorsunuz değil çünkü. Mi? Birim bazında artış var. Ucuza mal satıyorsunuz çok ucuza. Diğer taraftan da şu var yani bu biraz önce bahsettiğimiz dış ticaret verilerindeki zaten gerilemeye işte bu da etki etmiştir. Yani bu net etki ettiği görünüyor zaten. Tabii. Hatırlarsan Euro dolar paritesindeki hareketten ötürü yani 1.20'ye kadar çıktığından tekrar 1 lira doğru yakınsadığında iş değişti ama o zaman da hatırlarsan parite farkından ötürü biz zarar gördük. Çünkü biz ithalatımızı dolarla yapıyorduk ama ihracatı euro ile yapıyorduk. Şimdi buradaki böyle finansal hareketler tabii her kurum bunları hecedemez. Yani her kurum buradaki zararını kapatacak kadar forward işlem yapamıyor. Şu an bizim piyasalarımız bu anlamda çok kısır hale geldi. Evet, eli kolu bağlı yani birçok şirketin. Dolayısıyla bu tip engeller işte gün sonunda ihracatınızı düşürüyor. Yani kusura bakmasın kimse ama bu tip önlemlerin sonuçları bir tane olmuyor. Birden fazla alana zarar veriyor. O yüzden hani sadece ben doları tutayım faiz arttırmadan işte kuru baskılayayım derseniz de gün sonunda böyle sizin işletme sahipleriniz zarar uğrar. Yani bu arada, belki zarar görür. Bu arada bizi izleyen ihracatçılar, iş insanları varsa bana mesaj atabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Neler var neler yok. Buradan bakayım. Tweet de atabilirsiniz. Evet. Şimdi burada biliyorsun bu dövizi bozulan ihracatçı bir kur faizi veriliyordu. Biraz daha rahatlatmak için %2 gibi. Aha. Fakat serbest piyasada döviz alı satış farkı %6,6-6,7 arası. Hı hı. Şimdi
Bu nasıl çözülecek? Yani bu büyük sıkıntı var burada. Hayır, bizim için de var. Çünkü adamlar ihracat, ithalat meselesine girdiğinde yok kira artıyor, o artıyor, bu artıyor. Al işte markete gittiğinde bize yansıyor yani. Bunun yani, mobilyasına yansıyor, ev tekstiline yansıyor. Tabii yani, her şeye yansıyor. Her şey, şey beyaz yansıyor, eşyaya yansıyor. Her şeye yansıyor bunlar. Sizin enflasyonunuza da yansıyor. Bana da yansıyor, sana da yansıyor. Hepimize yansıyor. Evet. Yani bu sıkıntılı bir durum. Uzun zamandır konuşuyorlar bunu ama. Sayın Bakan'ın açıklamalarının tam yeri belki bunu konuşmak için. Aynen öyle. Söyledi. Yani çünkü onun ifadelerini tekrar edersek işte. Diyor ki döviz piyasasında bir aile olmayacak. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek. Ama yani böyle bitecek? Bir mekanizmayı biz yarattık, bilerek yaratmışız demek ki. Böyle bir mekanizma varmış demek ki. Varmış yani demek açıkçası ki. Ben bunu çok yani şaşırdım çünkü hani ikili fiyat mekanizması diye bir şeyi hani piyasada oluşan koşuldu bu. Bu oluştu piyasada bir anda. Yani piyasa bir belirsizlik ve açmaza girdiği için böyle bir şey oluştu. Demek ki bilinçli açılmış makas. Bu anlamda bilinçli açılmış. Ama şimdi neden seçimden sonra kapanıyor? O zaman bilmiyorum şimdi vallahi, kapatalım. Öyle de, öyle ya, yani öyle kapatabiliyorsak söyledim. Şimdi kapatalım. Seçim sonraki yani, adımlarla ikili fiyat mekanizmasını bitecek. O adımları niye biz seçimden sonra bekliyoruz? Ki, yani demiş. Şu an örneğin yani bakanlık askıya mı alındı? Yok. Merkez Bankası askıya mı alındı? Hayır. Alındı şu an. Hayır, olmaz. Yani bundan insanlar zarar görüyor. Böyle şey olur mu hiç? Seçimden sonra adım atacağım. Hayır. İktidardasınız. Yani, evet. Dolayısıyla icraat yapabilirsiniz. Dolayısıyla bugün adımınızı atın. Yarına bu adım çok geç olabilir. Çok geç olabilir. Ya sana bir şey soracağım. Geç olsun, geç olabilir diyorsa ya. Şunu merak ediyorum. Ben geçen gün konuşuyorduk. Mesela hasarı büyük olur. Ondan söylüyorum bunu. Tam oraya geleceğim zaten. Şimdi seçimden sonra demiş ya Bakan Nebati işte seçim sonrası evet, ikili mekanizmayı bitireceğiz. Nasıl bitireceksin? Keşke şimdi bitirsen. Hepimiz zarar görüyoruz. Şunu merak ediyorum. Şimdi diyorlar ya anket firmaları, siyasi bilimciler, siyaset bilimcileri, işte Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oranı %6 olursa toplam ikinci tura kalabilir şeklinde söylemler var ya. Hı hı. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Birazdan enflasyonu konuşacağız ama. 14 Mayıs sabahı ikinci tura kaldık. 15 Mayıs sabahı diyelim. 28 Mayıs'a kadar o iki hafta ekonomide ne olur? Ben onu merak ediyorum. Yani yani neden merak ediyorum şimdi? Dolar ne olur mesela? Hani oy oranlarının ne olacağına bağlı olarak işte, değişir bak, o. Yani olmayacak diyor Sayın ama Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının ne olacağını tam görebilirsek. İlk turda. Yani kimin üstte, kimin altta olduğunu, kimin önde, kimin yani geride olduğuna kalsa, göre. Oy oranlarına, evet, oy oranlarına bakacağız. O gün oy oranlarına göre daha net bir değerlendirme yapabiliriz. İşte bir farklılık yaşarız ama değil mi bu iki hafta? Yaşayabiliriz yani, ama göre. Burada eğer işte biliyorsun iki ittifakın arasındaki en büyük farklardan bir tanesi diyor ki ben yani faiz politikası konusunda yani büyük farklılık var. Hı hı. Birisi ben faizleri arttıracağım ve enflasyonla mücadele edeceğim diyor. Diğeri ise diyor ki hayır biz aynı modele devam edeceğiz. Enflasyonda farklı şekillerde Türkiye modelini devam ettirerek mücadele edeceğiz diyor. Dolayısıyla bu iki farklı bakış açısı kurdaki de hareketi yani ona göre yön verecek. Şimdi bugün Merkez Bankası elindeki belki nakitle belli bir parça kuru tutuyor ve kuru işte dengelemeye çalışıyor günlük satışlarla. Nasıl ya da çeşitli yollarla. Nasıl ki ben onu anlamadım, o kadar para var mı? Ya şöyle talep noktalarını kısıyorsunuz. Tabii, şimdi yurt para dışına transfer kısıyorsunuz, içeride para vermiyorsunuz. Yani dolayısıyla hem talebi kıstığınız zaman yurt dışına çıkış imkanını da ortadan hafiften sıkıştırdığınız zaman o kapıyı da içeride bir süre hapsedebilirsiniz. Dolayısıyla bunu aslında piyasa zaten buna reaksiyon olarak ne yapıyor? Alış satış kurunu da böyle yani açmanın haricinde bu da bir bu arada yöntem. Alış satış kurunu açarak zarar ettiriyorsunuz bu arada yatırımcıya. Böylece hani o da bir önlem. Ama bunların çıktısı ne peki? Çıktısı da farklı piyasalarda kuruluşması. Yani ikili kuruluşması. Serbest piyasada farklı, bankalarası piyasada çok farklı. Hep farklıydı ama böyle bir makas yoktu. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bütün bu önlemlerin hani hastalık olsa bu ateşi yükselmesi ya da işte ne bileyim çeşitli semptomları olarak değerlendirirsek bu semptomlar işte bunlar. Yani makasların açılması. Dolayısıyla böyle bir yöntemle biz bugün gidiyoruz. Arada ne olur? Arada ne olacağını? Arada ne olacağını seçimdeki kimin önde olup kimin önde olmadığıyla alakalı yani, karar verebiliriz. Çünkü o iki hafta zaten hani hep finansçılar ne diyor uzmanlar, ekonomistler sürdürülebilir değil bu durum
Değil mi? İkili fiyat mekanizması. Değil tabii. Artık ikili fiyat mekanizması diyorum ben. Bakan Nebati yani ne de demiş. Hayır, yani şöyle ama oluyor işte. Mesela ihracatçı mal almayın erteliyor. Almıyor mesela. İthalat yapamıyor. Yani istediği gibi fiyattan yapar, zarar ediyorsa, ucu ucuna satıyorsa zaten bu malı, niye yapsın ki? Ya bırakıyor ithalat yapmayı. Oradan o malı almıyor. Ondan sonra ihracatınız düşüyor işte. Böyle oluyor. Yani erteleniyor yani bazı şeyler. Ona da kayıp yaratıyor. Şimdi bak bir sana bir detay vereceğim. Arjantin pezosu kara borsada dolar başına 464 civarında bir işlem görüyor. Resmi döviz kuru ile normal piyasa kuru arasında 222'nin iki katından daha fazla bir şey oluşmuş durumda. Yani evet, çok ciddi. Örnek 200 lira, 464 kara borsa ama piyasada 200 mesela, pezodan bahsediyorum. Niye pezodan bahsediyorum? Adamların geldiği nokta bu. O birinci en çok enflasyonu yüksek olan ülke Arjantin, iki biz. Yani bak evet, bu da var. Onu konuşacağız gerçi de. Bir tek yani Arjantin konusu açılmışken söyleyelim. Yani Türkiye hiçbir zaman Arjantin olmadı. Hayır canım, söyleyeyim. Onu bu örneği vermemin nedeni. Bunu neden söyleyeceğim? Bak, onu ekleyeyim ki eksik kalmasın. Şundan tamam, söylemek isterim. 2001 krizinde hatırlarsan, evet, yani marketleri yağmadık, fotoğrafları sen de iyi hatırlarsın, evet, o günleri değil mi? Çünkü moratorium ilan ettiler. Hı hı. Yani borçlarını ödemediler. Mesela Türkiye hiçbir zaman Osmanlı'dan kalan borçlarını dahi hatırlarsan belli bir vadede ödemiş, kapatmış. Dolayısıyla borç, yani neden eğer bir ülke bir anda hani faizleri fırlar falan, borç taahhüdünü yerine getirmezse zaten bundan bu hale gelirler. Yani Arjantin biraz uç oluyor bizim için. Yok ama yok ya, o açıdan örnek vermedim ben. Yok, anladım. İkili mekanizma orada da var dedim. Bak, var, sıkıntı hayır, var. Ama bak, büyümüş arası şu dedim. Dikkat haklısın edelim diyorum. Çok, yani şu konuda haklısın. Ya şöyle olursa 19-30 olursa mesela. Şu yani konuda haklısın. Hiç olmadık ama olmayalım. Yani çünkü onlar 10 yılda bir krize girer. Yani şu konuda hakikaten haklısın. Çünkü biz o riski de görelim. Yani böyle bir risk var. Hiç yakınsamasak bile bazı yatırımcılar şunu derler. Türkiye Arjantin oldu. Bitti ondan sonra. Buyur temizle. Buyur temizle. Evet. Temizleyemezsin. Yani biz hiç ama olmadık. Yani ya bugüne kadar. Olmayız hiç olmadık da. Yani, ben olabileceğimi sanmıyorum o şekilde. Ama ben bunu şunun için öyle bir tekrar ediyorum altını çizerek. Şimdi burada da bir ikili kur meselesi var. Kara borsa kuru Arjantin'de. Evet. Şimdi açılmış makas. Ben de uyarı, yani şu uyarı da yapmak zorundayız. 19.40-21. Şimdi bu 19.40 öbürü kara borsa demeyeyim. Diğer kapalı çarşı 30 olsa ne yapacağız mesela? Yani, onu diyorum. Ben evet, o iki haftalık süreci bu yüzden soruyorum. Yani 19.40 tamam, kalır kullanılamayan bir kur. Ama işte kapalı çarşıda evet, tamamen örnekleme yapıyorum. Yok. Aradaki fark açılırsa ne olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani hani, hı-hı, o yaraya izin vermemek mi lazım? Şimdi bakan Nebati'nin açıklamalarını gördüm. Bizde şu an yani görünürde bir kara borsa yok. Dolayısıyla yok, hayır, yani bizde kapalı çarşı legal bir piyasa olarak işlem görüyor. Fakat hani bankalarda da belli miktarda döviz satılıyor. Kapalı çarşıda da satılıyor. Bu ikisinin arasında bir kur farkı var. İşte Arjantin'de hakikaten bir kara borsa oluştu. Oluştu. Orada el altından birileri bankadan döviz talep edilip alınamadığı için bu şekilde bir kuruluştu. Ya, bir farklılık var. Yani önemli bak, bir farklılık inan var. İnan karşılaştırmıyorum. Hı-hı. Bak yine söyleyeyim. Yok yok. Sadece ben de hani konuyu Arjantin'le tam anlatalım Türkiye diye karşılaştırmıyorum. Ama hı-hı, diyorum olmasın. Yok, yani yok, sen dedin evet, ya biraz evet, önce yani Sayın Bakan Nebati ikili fiyat mekanizması keşke seçim daha önceden yapsak bu işleri. Ya. Keşke daha önceden bitirsek bu işleri. Yani bugün yapılması gereken şey yapılsa da insanlar da böyle hani arada ikinci tura kalırsa ne olacak bilmem ne gibi kaygılarla yaşanmaz. Yani çok üzücü. Çünkü bunu biliyor musun? Aslında hani büyük iş, yani daha büyük iş adamları, sermaye sahipleri falan yine bir yolunu bulup bazı mekanizmalarla kendilerini koruyorlar. Ama sen, ben, sokaktaki vatandaş kendini koruyacak bir şemsiye bulamıyor. Sonra yanlış yollara sapıyor ve bu sefer onun zararı mağduriyet oluyor ama yani kim mağdur etti dediğin zaman da bir baktığın zaman hani piyasa mağdur etmiş oluyor. Evet. Ona geleceğim yine de. Ya yani gelir zaten şimdi bu enflasyondan kaçan kriptoya sığındı haberi vardı, tamam. Türkiye'de dijital para sahipleri %27.1 ile dünyadaki en yüksek ülke. Biz acayip miyiz değil mi? Yeni ne varsa oradayız. Birinciymişiz ya kripto parada. Resmi arkasından Arjantin var. Evet. Bak şimdi, yani, zaten buraya gelmemin nedeni bu. Bir aslında, o iki Arjantin. ve enflasyondan ve değer kaybeden yerel para biriminden korunmak adına özellikle
kripto para birimleri olan USD Coin ve Tether, USDT. Şimdi USDT kripto para yapanlar bilir, dolar gibidir. Yani 19.40 ise burada, orada mesela kapalı çarşı 21 ise orada 21 görürsün USDT. Beraberdir yani, stabil coin. Şimdi böyle bir yönelmede olmuş durumda benim dikkatimi çekti mesela. Enflasyon korumak için bunu yapıyorlar. Valla yani yedikleri dayaktan eğer usanmadılarsa devam edebilirler oynamaya bu şekilde. Neden bunu böyle söylediğimi söyleyeyim. Para kazanılıyor olabilir ama hatırlarsan... Belki korumak için yapıyorlar. Hatırlarsan Fed'in anladım, ben hiçbir şey demiyorum. Kimisi korunmak için, kimisi gizlenmek için, kimisi yurt dışına parasını çıkarmak için. Hatırlarsan Rusya'ydı burada birinci sıradaki oyuncular. Ukrayna-Rusya savaşından sonra orada ve Rusya uygulanan yaptırımlar sonrasında bir parça artmıştı bile. Ama onlar biraz çekildi. Türkiye işte daha öne çıktı. Fakat unutmayalım. Yani bu yatırımlar olduğu gibi aslında yurt dışına çıkıyor. Yani bu para takası da yurt dışında. Yani hiçbiri Türkiye'de saklanan bir para birimi değil. Ve dolayısıyla hani soğuk cüzdanmış, sıcak cüzdanmış bunları anlayabiliyorum. Bunları gayet de iyi biliyorum. Fakat şunu söylemek isterim. Para kazanmak demek, yani bir miktar para kazanıyor olduğunuz anda bunu bir böyle hani sistematik olarak sürdüreceğiniz anda gelmiyor. Hatırlarsan daha Fed'in faiz artışına başladığı günden bu yana yaşanan kayıplar ortadan kalkmadı coin piyasasında. Yok. Hala daha onun neredeyse yarısında, yani yolun yarısındalar. Dolayısıyla şimdi buralarda çok dikkatli olmak gerekiyor ama neden böyle oluyor onu da söyleyelim. Hatırlarsan en son şeyi konuşmuştuk. Borsada da benzer bir durum oldu. Küçük yatırımlar buralara yığılıyor. Yani yatırımcının 1 milyon lirası varsa pat diye buraya koymak yerine yok, 10 bin, 15 yok, bin, yok, 20 küçükler, bin, 25 bin. Tabii, küçük yatırımcı yani şimdi o kişilerin olan parasını korumaya çalışanlar. O kişilerin de finansal okuryazarlık durumu yeteri kadar olmadığı nokta itibariyle ne yapıyorlar? Sosyal medyadan işte birilerinin peşine takılıyorlar. Ama ne yapsınlar? Vallahi bilmiyorum ne yapsınlar. Ben şimdi ne yapsınları? Ben şunu ben şunu diyemem. Onun için demedim yani. Yani ne yapsınlar? Birileri kendini hani pencereden aşağı atıyor diye onlar da kendini atmasınlar. Annem mesela. Annem de böyle derdi. Yani evet, biz ama de yaşlandık herhalde. Hayır yani şunun için söylüyorum bunu. Ne yapsınlar kastım? Mesela adamın 10.000 TL'si var, 20.000 TL'si var. Dolar alsak zaten alamıyoruz. İşte bilmem ne yapsa yapamıyor. Altın yüksek geliyor adama belki. Ya buradan alınır mı diyor. Ne yapıyor? Geliyor buraya. Yani küçük yatırımcının borsaya veya buralara yönelmesinin altında neden şimdi, yatan nedenleri haklısın. Ortadan kaldı. Tam söylediğin nokta da aynen. Yani onu da söyleyelim. Yani yanlış anlaşılmasın. Sanki insanlar hani bu işi niye gittiler? Çünkü bu işe hani işte otomobil alamayan, konut alamayan, mesela, o kadar bir verli olamayan tuttu ne yaptı? Ben paramı nasıl koruyacağım diye düşünün. Arsa aldı, olmadı gitti. İşte bir parça borsaya girdi. O da olmadı gitti. İşte kripto piyasasına dadandı. Şu an mesela Tether 20.58, 21'den işlem görüyor mesela. Anladım. Yani bunlar tabii o piyasada. Ama dediğim gibi yani çok dikkatli hareket, başkalarının hani yaptığı hataları yapmamak lazım burada. Sonrasında biliyorsun işte paralar uçup gidebiliyor, buharlaşabiliyor. Döviz demişken hemen Nebati'ye geçeceğim. Ben karışık sırayla gidiyorum bugün çünkü hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Ama Bakan Nebati'nin açıklamalarında şu dövizde bir halli olmayacak, oyuna gelmeyin dedi. Yani inşallah böyle bir hani tehlikeyle karşı karşıya değilizdir. Enflasyonun %45'lerin altına gerilemesini bekliyorum dedi. Bugün onda alacağız enflasyonu. Bunları da söyleyeyim. Şunu da söyledi biraz önce senin dediğin gibi. Diyor ki faiz odağına sadece faiz odağına tek başına alan para politikaları faiz odağında yapısal sorunlara çözüm üretemediğini belirtiyor. Tam aksine yüksek faiz ortamında yaşanan kısa vadeli sermaye girişleri yapısal sorunları daha da derinleştirdiğini söylüyor. Bilemem. Yani şöyle kısa vadeli tabii ki etkiler. Bir de Türk lirasını güveni artıran politikalar uygulayacağız. Finansal istikrarı güçlendiren. Benim anlamadığım şey şu. Neden şimdi yapmıyorsunuz? Yani bu yapılması yani neden gerekiyordu. Şu an yapılmıyor? Yani madem var bir şey. Bugüne tamam kadar mı? Bunlar halledilebilirdi. Ama şimdi güven tesis etmek tabii çok kolay değil yani piyasalara. Öncelikle tabii yani yatırımcı, özellikle yabancı yatırımcı getirisine bakıyor. Sonra mesela şeye bakıyor. Bir reel getiri denen bir şey var biliyorsun. Reel getirisine bakıyor. Ben acaba bu ülkede ne reel kazancım olacak diye bakıyor. O zaman da diyor ki acaba bu ülkenin enflasyon dataları gerçekçi mi? Çünkü enflasyon eğer gerçekçi değilse siz reel getirinizi hesaplayamazsınız o ülkede yaptığınız TL yatırımının. Yani şöyle pratikte örnek verelim. 1 milyon dolarını Türkiye'ye getirmiş bir yatırımcı, Türk lirasına çevir diyelim.
örneğin borsaya yatırdı ya da örneğin tuttu hazine bonosuna yatırdı. Yıl sonunda kazandığı getiri oranına diyecek ki bu ülkenin enflasyondan düşecek onu. Eğer enflasyon oranı doğru değilse ya da doğru olduğuna inanmıyorsa o zaman cebinde dönerken yani dolara çevirirken kaybeder ve hani para kazanmamış bir şekilde ülkeyi terk eder. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Demek ki neymiş? Yani bugün onda açıklanacak olan enflasyon verisi bu kadar önemliymiş. Yani güven tesis etmek anlamında. Güven tesis etmek için verilerinizin tam anlamıyla böyle hani sizin söylemeniz yetmiyor. Yani yabancı yatırımcıların da bu paraya getirecek olanların da inanması gerekiyor bu rakamların tam doğru olduğuna. Problem bu yani. Yani yapısal dediğimiz konulardan bir tanesi mesela budur. Yani evet, birçok konu var ama bir tanesi budur. Evet, yani o da bir günde alınamıyor maalesef. Yani nasıl bir günde değer yani itibar kaybetmediğine göre bu kurumlar bir günde de itibar kazanamazlar. Yani bu rakamlarla ilgili tartışmalar maalesef her yerde yapılıyor nihayetinde. Şimdi döviz piyasasında bir hale olmayacak. Oyuna gelmeyin. Şimdi bilmiyorum. Yani buradaki en büyük kimse konu... Kimse zaten dövizin rally yapmasını yok. İstemiyor. Beklemiyor. Tabii ki yok. Ama burada en önemli konu ne biliyor musun şu an? Hı. Kur korumalı mevduattaki şeyin devam etmesi. Yani eğer bu kur korumalı mevduattaki büyük yatırımcılar, yani buradaki büyük paralarını koyan kişiler aynı şekilde bu taahhüdü devam ettirip sürdürürlerse burada hani önemli bir dövize talep gerçekleştirmezlerse içeride bu durumda hani böyle bir rally zaten olmaz. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Birkaç bankayla da aslında bunu da konuşmak da lazım. Aslında olmuş olma ihtimali de var. Sosyal medyada da ya da işte biz konuştuğumuzda da şöyle şeyler hani KKM ile ilgili haberler alıyoruz. Bunu teyit etmemiz lazım zaten bankacılarla da. İddialar var. İddia diyorum yine bak teyitsiz. Merkez Bankası bankalara KKM'den çıkanları KKM'de tutmaları aksi takdirde de dövizi onlara satmayacağına dair bankalara böyle yazılar göndermeye başladığına dair iddialar var. Yani KKM'den kademeli giderken ben döndüm KKM'den artık olmak istemiyorum mesela orada dövize kaçmak istiyorum. Hayır diyor yani devam ettirin bu müşterilere şeklinde iddialar var. Yani bunlar böyle yazılı olarak tabii ki verilemeyecek talimatlar ama şifayen hani yani ikna edin, telkinde bulunun denmiş olabilir. Hani bunu ben yadırgamıyorum bugünkü dünyada. Yani burada işte ilgili bankalar ya bizim şu montandaki müşterilerimiz yani bir nabız yokladık. Döviz almak istiyorlar KKM'lerini bozup dendiğinde muhtemelen onlara ne yapıp edin siz onlara döviz aldırmayın ikna edin onları yüksek bir hani bir baklı bir getiri sunun diyorlardır. Tabii bunun da bir faiz karşılığı var. Dolayısıyla banka burada Merkez Bankası'nın telkinini yerine getirebilmek için muhtemelen daha yüksek bir faiz teklif ediyor müşterisine. Sonra müşterisi oturuyor, düşünüyor, kaşınıyor. Diyor ki evet yani ben diyor ya işte döneceğim ya dönmeyeceğim. Bir karar vermeye çalışıyor. Bu da zor. Kendi finans ekibiyle görüşüyordur muhtemelen ne yapacağız, nasıl yapalım diye. Ve bu böyle bir süreçtir. Bunu birçok şirkette yaşıyordur. Yani bunun hani çok orta ölçekli ve küçük yani müşterileri de telefonlar ediliyor çünkü. Israrla hani yenileyelim, devam edelim. Yani bir banka performansı var biliyorsun. Çünkü bunu yeniletemezse farklı bir ceza ödüyor banka çünkü. Ben hani inan ki birçok telefon alan yani çevremde insanlar görüyorum bununla alakalı ve hani bayağı uzun uzun bir pazarlıklar sürüyor telefonlarda. Yani böyle telefon bitmek bilmiyor. Yani ısrarla hani devam ettirelim. Yani şu faizi verelim deniyor. Yani tabii telkinle bir yere kadar gider bu işler. Yatırımcılar daha net ve önünü görmek ister. Bunu unutmayalım. Yani bunların hepsi işte seçime kadar olacak olan belirsizlik süreci. Bu zaten. Şimdi enflasyon dediğim gibi alınacak saat 10'da gelecek. Bir önceki enflasyon rakamı %50 idi. İTO'nun enflasyon bu arada İTO'nun enflasyon grafiği hazırsa onu da bir verelim. Dün konuştuk ama orada da %4 aylık %4'ün üzerindeydi. Sen hatta baktığımızda %63 civarındaydı o. Ve %60 içinde hani tahminimden düşük çıktı diyorlar. Dolayısıyla hani bu seferken dedin ya sen son enflasyon seçimden önceki. Evet. Ben senin beklentini merak ediyorum. Ben yani bak rakam olarak merak ediyorum. Şimdi biz yaşıyoruz zaten yani sağ ol piyasada. Evet, yaşıyoruz yani işte, enflasyonu ama rakam Sayın Bakan'ın 45'e kadar yakın sıcak dedi herhalde. Öyle dedi. O herhalde bir sonraki ay için mi varsayıyor bilmiyorum ama 50'lerin altında ben beklentim var ama yani eğer hani 50'nin üstüne çıkarsa çok şaşırmayacağım. Çünkü hani zaten 50'ye gelmiş olmasına herkes şaşırıyor. Yani
Peki şöyle daha bir şey olabilir mi? Hatırla şurada Aralık'ta 80'leri konuşurken bugün 50'lere geldi. Tabii 60'lar 65'ler tekrar çıkar bu konuda acaba bu arada. Onu merak ediyorum ben bu arada. Ya, 60-65'ler çıkar mı? Yani ben onu merak ediyorum. Yani buralarda seçime giderken bu hani rakamın aşağı inmesi zaten baz etkisiyle sağlanabildi. Ben 50 mertebelerinde bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımı düşünüyorum. Nasıl şey olacak? Şimdi enflasyon tabii fiyatların artış hızı. Fiyat, ya biz şimdi şeyi göremiyoruz biliyorsun. Geçen sene Haziran'dan, Temmuz ayından beri sepeti göremiyoruz. Yani sepetin içerisinde hangi ürüne ne fiyat verildi? Orada örneğin işte diyelim ki domatesin fiyatı kaç falan bilmiyoruz. Tamam da bu kendimizi kandırmak değil mi Allah aşkına? Biz bir şey tespit ettikten sonra... Biz kendimizi kandırmıyoruz. Biz demiyorum. Yani, genel itibariyle. Evet. Ülke olarak dolayısıyla bak, bu olarak açıklanmadığı için ben orada Türkiye genelindeki ortalama fiyatların ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bilmediğim için de TÜİK'in rakamının ne olabileceğini tahmin edebilecek olan kişi sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Çok iyi tahmin yapıyor demektir. Ama onun haricinde ya da atıyor demektir. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü bir data yok ortada. Şimdi ben neye bakabilirim? Ben işte sokakta yaptığımız bizim kendi market alışverişlerimize baktığımızda fiyat artışlarını düşünebilirim. Ha derim ki buradaki fiyat artışları %20-30. Bunun da sepetteki ağırlığı %15. Dolayısıyla buradan bu kadar bir puan ben gelecek. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bazı akaryakıta ürünlerde... zam gelmedi. Ulaştırma çok artmadı. Ha buradan böyle. Giyim ayakkabı var. Giyim ayakkabının şeyi payı çok düştü sepette. Hadi almadı insanlar hayır, falan. Hayır, aldığıma dönem değil. Fiyatı arttı anladım, ama anladım. Onun da etkisi çok oranla az yansıdı düşük. Diyelim. Dolayısıyla aylık artış... Yani kira sepetteki işte sepetteki eski kiracı bilmediniz. Olduğu için onun muhtemelen artışı çok yüksek yansımıyor. Hayır çünkü yani her seferinde çünkü evden çıkarmıyor TÜİK. Yani dolayısıyla hep yeni kira gitmiyor. O yüzden o yüksek kira artışları TÜİK'te çok az yansıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var Yavuz, yılların konusudur bu. Yılların, yüzyılların konusu yani şu. Şimdi enflasyon sepeti gerçekten bilmiyoruz, görmüyoruz. Belki tenis fiyatlarını topu var, görmüyoruz. Bilmiyoruz. Sepetin ne olduğunu biliyoruz da. Biliyoruz da fiyatları görmüyoruz. Şimdi geçen ay yani bu tabii Nisan ayında biz ne yaptık? Et konuştuk değil mi? Süt konuştuk, peynir konuştuk. Ondan sonra yine hani böyle fiyatı artan ürünler. Limon konuştuk, soğan konuştuk vesaire. Şimdi bunları konuşmuşken ben dün 2 kilo soğanın 54 olduğunu gördüm. Var ya file. Evet. File de satılıyor. Yani normal yemeklik ha bu arada. Kırmızı soğan falan değil. Böyle. Evet. Gelmiş ama markete Allah'tan. Yani, yoktu çünkü. Var çünkü zaten şimdi, söyleniyordu biliyorsun. Yani Hatay bölgesinden özellikle şey deprem bölgesinden. Bu sefer soğanlar farklı yalnız daha küçük. Nereden gelmiş bu şimdi soğanlar? Şöyle iki tip hasat var. Şimdi biliyorsun canım, daha uzun süre. Yemek yapıyorum da yani normalde şöyle soğanlar var. Çünkü küçük evet, küçük soğanlar yani satılıyor. Saklamalık soğan değil bunlar. Bunlar tüketilecek. Yani öyle çuvallara koyup esten depolara atılırdı falan öyle bir şey olamaz bunlarda. Bunlar daha hızlı bozulurlar, yeşillenirler. Daha hızlı şekilde tüketmen gerekir. Saklamalıklar daha kışın geliyor biliyorsun. O yüzden hani tamam, yani ama şunu söyleyeyim. Erken hasat olduğu için şu herkes söylüyor. Bunu şimdi bizim Bloomberg'un tarım editörü işte. Belki daha iyi aktarır. İrfan. Evet. Yani Donat dolayısıyla o daha iyi aktaracaktır. Ama şunu söyleyelim orada ifade edilen şu zaten. Yani ilk çıkan mahsul biraz bir parça hani acele çıkarıldı sanırım. Bir parçada şey olduğu söyleniyor. Yani ondan olabilir. Ben öyle bir soğan görmedim. Ya gördük evet. De tabii isteyerek. Kırpalanmış gibi yani bir parça. Evet. Yok. Hayır. Eski şey böyle taze soğana benzettim. Neyse. Soğan sorunsalı. 3 dakika yani, kalmış. Evet. Ama biz araya gideceğiz. Sonra onda geri döneceğiz ve enflasyon rakamlarını alacağız bu arada. Onu da söylemiş olayım ben. Şimdi o zaman bakacağız yani ne olacağını göreceğiz. Son olarak şu Tina House hikayesi var. Gündeme getirmiştik. 3 dakikada onu konuşalım. Evet. Edirne Valiliği tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Sen hem Habertürk.com'da köşenize taşımıştın. Evet, hem biz burada konuşmuştuk. Böyle peş peşe evet. Haberlerle aslında buradaki tehlikeyi anlattık. Yani biz burada soğan konuşuyorsak yarın öbür gün daha çok farklı ürünleri konuşabiliriz bu yüzden diye. Çünkü ya Edirne Valiliği'ni de tebrik etmek lazım. Çünkü bu konu zaten aslında onların da muhtemelen yani gözlerinin ucunda rahatsız oldukları bir konuydu. Demek ki araştırıp bu konuyu tam net bir şekilde el koymuş oldular ki Trakya bölgesi çünkü bu halde. Yani Çanakkale Yarımadası'nın olduğu bölgeden İstanbul'a kadar neredeyse birçok tarım nitelikteki arazide işte küçük küçük böyle konteyner siteler oluşmaya başladı veya bunlar satılmaya başladı. Üstelik herhangi bir yapı izni almadan tarlanın üzerine araç plaka tescili yaptırılarak yani yürüyen aksam varmış gibi sanki. Bunlar dolduruldu ve
bugün açalım internet sitesinde çeşitli yerlere. Bir sürü ilan var. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Bunlara tarımdan elektrik alınıyor. İki tane ceviz ağacı dikip oralara. Ondan sonra hani elektriğini bu şekilde sağlanıyor. Suyu sübvanse edilmiş bir tarifeden kullanıyorlar. Ama ortada tarım falan yok. Bakarsan kağıt üzerinde tarla ama işte yazlık olmuş. Şimdi dolayısıyla bu bizim geleceğimiz. Yani biz bu işi böyle hani sanmasınlar bir iki dönümlük şey. Hayır. Yani 100-150 dönüm büyük büyük arazilere yapılıyor. Ve böyle hani çok üzücü. Çünkü aslında yanında bir tarla varsa o tarlayı da zehirliyor. Çünkü buradaki yani altyapı sorunlarını nasıl gideriyorsunuz? Yani olduğu yere kan aktederek. Dolayısıyla bütün bunlar bakıldığı nokta itibariyle yani biraz hani geciktik mi diyeceğim. Birkaç yıldır aslında bu böyle oluyordu. Yani özellikle bu hani Sapanca işte şey vardı çevresinde falan. Marmara'nın güney Marmara arttı tarafı. Yani depremden sonra reklamı çok arttı. Ama açık söylemek gerekirse yani bu böyle şey olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Tarlasınız, siz tarlanızı, geleceğinizi yani böyle kirletemezsiniz, yani yok edemezsiniz. Benim dediğim gibi salatalıksın sen salatalığını bil, tarlasın sen tarlalığını bil. Yani. Hikaye o yani. Evet. Vallahi bilmiyorum, ben şeyi de anlamıyorum orada mesela hani alıyorsun bir firma olarak büyük yüz dönümü, örnek veriyorum. Ya kooperatifler kuruyorlar. Kooperatif hani kurulduğu zaman izin nasıl veriliyor, ben onu anlamıyorum. İzin falan yok. Nasıl? Kooperatif kuruyorsunuz. Kooperatif kurulduğunda herkes aslında o kooperatife üye olduğu için bu tarlada hak sahibi oluyor. Siz sadece organize ediyorsunuz bu tarlayı. Bu. Sahibinden anlaşıyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki bunu kooperatife satıyorsunuz. Kooperatif de üyeliklerini satarak buraya ortak ediyor. Parsel. Aslında bir arka, yani bir yerden dolaşıyor bunlar. Ya tabii yapı izni yok diyorum. Yani işte yapı izni herhangi bir şekilde üzerine yani bina inşa etmediğiniz için yapı izni yok. Ama ne var? Siz tarla vasfını ortadan kaldırıyorsunuz buranın. Yani buradaki hata bu zaten. Trakya bu konuda yani gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle çok İstanbul'a yakınlığı açısından da bakılırsa bizi kim besleyecek? Yani anlatabildim mi? Hani çok önemli. İstanbul yani eğer bu kadar nüfus ulaştıysa bunun perde arkasında bir şey var. Yani iki tarafından da tarımla beslenmesi lazım. Yoksa işte ondan sonra sen hala dersin Antalya'da tarladan nasıl İstanbul'a bu fiyata geldi diye. Hmm. Yani işte bundan. Yani dünyanın her yerinde tüketilen yere yakın tarım yapılır. Çünkü öbür türlü her yerde akaryakıt pahalı sonuçta. Yani evet, bakıldığı nokta itibariyle. Biz buralara bina diker, tatil köyü yaparsak birimizi yeriz yarında. Yani o yüzden Edirne valini tebrik etmek gerekiyor. Evet, evet. Zaten de biz görmüştük. Bakalım ne olacak sonucu. Şimdi biz o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra da saat 10'da enflasyonu bekliyor olacağız. Evet, kısa bir aramızdan yaptık tabii. Aramızdan sonra şimdi kapatıyorum. Saat 10'da enflasyon gelecek. 10 çeyrekte de siyasetin gündemini Faruk Aksoy ve Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'ya değerlendireceğiz ben. Evet efendim, hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 3 Mayıs ve enflasyon rakamını alacağımız gün. Öncelikle Yavuz, biz birazdan alacağız. 1 dakika 46 saniye kaldı. Ve konuklarımı da öncelikle merhaba diyeyim. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu hoş geldiniz. Faruk Aksoy hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi enflasyonu alacağız. Bir önceki enflasyon 50'ler civarındaydı. Hatta tam söyleyeyim ben size ne olduğunu. 50-31'di geçen ay. Aylık bazda bakıldığında geçen ay %2,29 oranında gelmişti. Bir önceki ayı söyleyeyim, 55,18. Bu da Şubat ayıydı. Ocak ayı 67,68'di. Ve 2022 senesini bitirdiğimiz Aralık ayında da yine 60'lardaydı. Onu da aktarmış olayım size. Ve biz en yüksekte 85,51, %85,51 görmüştük 2022'nin 10. ayında. Dolayısıyla şimdi bakacağız ki ilk başta yükselişini Yavuz hatırlarsan aylık bazda %13 gibi bir rakam vardı. Aylık bazdaydı bu. Evet. Onunla başlamıştık. Evet, kur şoku yaşamıştık. 13 ile başlamıştık. Sonrasında devam etti. Biraz baz etkisiyle küçüldü, az geldi vesaire ama genele baktığımızda aslında biz bir süredir bayağı ciddi yüksek enflasyonla takılıyoruz yani. Şimdi 50,30'lardaydı. Sen 50'nin altı bekliyorsun ama İTO'nun 63 gelmişti. Aylık bazda %4'ün üzeri gelmişti İTO'nun. Evet.
25 yani, saniye kaldı bakıyorum. Şöyle söylemek gerekiyor. Yani geçen seneden bu yana fark olarak yani baz etkisiyle geriledi buraya kadar. Yani matematiksel olarak geriledi. Yoksa aylık artışlar dediğin gibi 3'lerin üzerindeydi bütün bu aya kadar. Yani bu trendin devam ediyor olması tabii ki normal karşılanabilir. Ama işte önümüzde bir yakınlaşan seçim öncesindeki son rakam olması son rakam. Hasa bile de yani farklı bir rakam çıkarsa şaşırmam. Tek haneyle gireceğiz demişti Nurettin Nebati değil mi seçime? Bakan yani çok öncesinde ifade ettiği bir rakamdı sanırım. Evet, hani, evet. TÜFE 43.68 geldi. Senin dediğin gibi geldi. Detaylara bakacağım. Evet. TÜFE'de 43.68. Aylık artışı. Aylık artışı musun? Göreceğim inşallah şimdi. Bülten şu an hala yayınlanmadı. Ben son dakikadan görüyorum. Hı hı. Detayları da alacağız şimdi. Hemen bakıyorum. Ama senin dediğin gibi oldu açıkçası. Aylıkta %2,39'u görüyoruz. %2,39. İyi tamam aylıkta. 2.39 2.39 aylık artış. Hı hı. Dolayısıyla İTO'nun rakamının neredeyse yarısı. Yıllık artışta 43.68. Dolayısıyla hani dün de ifade ettiği gibi Sayın Bakan'ın 45'in altında demişti. 45'in altında dediği gibi olmuş oldu. Geçen ay yıllık enflasyon 50.51 iken bu ay 43.68'e gerilemiş oldu. 12 aylık ortalama değişimde 67.2 oldu. Bu biliyorsun aslında Temmuz sonrasında eğer bir düzenleme yapılmazsa kiralar için baz alınacak olan rakamdır. Ve hatta şu an ticaret dünyasında yani esnaflar da 67.20'yi baz alabiliyorlar 12 aylık artış olarak bakıldığında. Ben aylık artışın çok düşük yani yansıdığını görüyorum 2.39. Biz Nisan ayında çok daha yüksek artışları gördük hatırlarsan. Ne olmuş dersek İyi üfe var. Burada evet ona da var ama ben şeyi söyleyeyim yani bir en azından 2.39'luk aylık artışın haricinde onun altında ev eşyası 1.53 artmış görünüyor. Tek fiyatı düşen konut görünüyor. O nasıl olduğuna emin değilim. 1.47 düşmüş görünüyor. Yani herhalde talep durdu diye mi düşünüyorlar? Öyle mi olmuş bilemiyorum. Ama diğer kalemlerde de işte ulaştırma 2.5, eğitim 3, yani gıda 3.95 görünüyor. Yani ortalama artışı. Biz biliyorsun işte çok yüksek rakamları gördüğümüzü konuşmuştuk burada seninle. Lokanta ve oteller 4.24 görünüyor. Ama onların ağırlığı çok düşüktür enflasyon sepetinde. Dolayısıyla çok az yansır. Burada rekoru haberleşme kırmış %6. Zaten herkes sanırım internet paketlerine bakarsa bunu görebilirler. Nisan ayında önemli oran ölçüde büyük bir zamla karşı karşıya kalındı. Yani GSM operatörlerinin hizmetlerinde. Dolayısıyla yani burada 43.68'i getiren bize geçen senenin aynı dönemindeki yüksek enflasyon olduğunu söyleyebilir. Geçen sene aynı dönemde enflasyon 70'in üzerindeydi. 70'in üzerindeki bir enflasyondan bugün 43'lere gelmiş oluyoruz. Yani endeks değeri itibariyle baz etkisinin en kuvvetli yaşandığı ay bu ay. Yani nasıl oldu denirse bu rakam 50'nin altında matematiksel olarak baz etkisinin normal yani hesabı yanlış çıkarları yok. Lokanta oteller 66.41 çıktı Nisan 2023 yıllık değişim oranı en yüksek lokanta ve otellerde görüyorum. Evet. Sağlıkta görüyorum arkasından lokanta ve oteller. Hı-hı. Sağlık sıkıntılı zaten çok ciddi artışlar var orada zaten biliyorsun ilaç milaç vesaire. Ama diğerlerinde yıllık bazda bu. Yine aylık değişim oranlarında senin dediğin gibi haberleşmede %5.93'lük bir artış var. Konuta şaşırdım. %1.47 yani konutlardaki artış hızı düşmüş öyle diyelim. Yani konut fiyatları düşmemiş yalnız bu. Konut harcamalarında. Evet yani şunu söyleyelim biz izleyenlere de. Konut fiyatlarında %1.47'lik düşüş yok. Konut fiyatlarının artış hızında düşüş var. Yani artması durmuş, gerilemiş anlamını taşıyor bu. %1.47 ama giyim ayakkabı da %3.82'de. Gıda tarafı dediğin gibi yüksek. Hı-hı. Ama yine lokanta otel hikayesi bu herhalde evet. Nisan ayı bayram hikayesi mi? Ondan yani, mıdır? Tabii yani hareketlilik oldu biliyorsun ki. İşte gerek şeyde de etki etmiş olabilir. 23 Nisan'da da biliyorsun işte o son günüydü Hı-hı. bayramın. Hı-hı. Orada yani İstanbul dışına, Ankara dışına, İzmir dışına çıkan büyük şehirlerden hareketlilik yaşandı. Oteller atmıştır. Şey önemli bir daha tekrar edelim. Bu kiraların artış oranı hikayesi var. Gerçi %25 muhabbeti var tabii. Hı. Ayrı bir konu onu söyleyeceğim ama 12 aylık ortalama %67.20. Normalde %25 olmasaydı şu an
bu ay kira artışı yapacak kişiler %67'nin üzerinde bir artış yapmak. O civarda bir artış yapmak durumunda kalacaklardı. Ama ticaret hayatı bunu baz alıyor hala. Evet tabii ticaret hayatı bunu baz alıyor. Ayrı bir konu. Ben konuklarıma da soracağım. Yani bir iki tane sadece ürünü söyleyelim istersen. Söyleyeyim. Yani aylık en çok fiyatı artan ürün kuzu eti. Kuzu eti. İşte sanırım herhalde en gerçekçi rakam bu. %21.47 artmış kuzu eti. Hmm. Ki biliyorsunuz Sayın Bakan'ın da ifadesi vardı bununla ilgili. Yani kuzu eti tüketilmesine dönük. Yani Nisan ayında %21.47 ile rekor kırmış. En çok artan, fiyatı artan ürün bu. Hı hı. Dana eti onu seyrediyor. 13.34 dana eti. Hemen onun ardından karayolu ile taşımacılık %12. Hatırlarsan burada bayramda otobüs fiyatlarını konuşmuştuk. Evet. %12 ile 3. bilet fiyatı bu karayolu taşımacılığı. Hemen onun ardından patates geliyor. %11.7. Soğan yok mu soğan? Soğan yok. Geçen sefer de yoktu. Bilmiyorum, gözümden kaçmıyordur inşallah. Diğer şarküteri ürünleri diye söylediği ürünler, yani salamdır, sucuktur vesaire, bunlar da %9 olarak 5. sıraya almışlar. Hemen var peşi sırada başka bir şey. Taze meyveler var. %6.47 görünüyor. Kahve fiyatı %5 mesela. Uzun zamandan beri ilk 10'a girmiyordu. Kahve fiyatı var. Ve işte restoranlarda zaten yiyecek içecek hizmetleri diye de eklenmiş. O da %6 civarında artmış gibi görünüyor burada. Yani özeti şu. Yani özellikle gıda işte bir parça arttıysa, yani o işte 2.39'luk artışın en büyük parçası gıdadan gelmiş. Çünkü gıdaların sepetteki payı %25'tir. Konutun %16'dır. Dolayısıyla hani konutta eksi gelince, hı hı, burada da onun etkisini görmüşüz gibi şimdi görünüyor. Şimdi YÜFE'de bakalım. Evet. Yurt içi ÜFE ve TÜFE arasında ciddi bir makas vardı hatırlarsan. Bayağı bir açılmıştı. 2 katına kadar gelmişti. 12 aylık ortalamalarda 105,50 var. Önceki yılın aynı ayına göre %52.11'de TÜFE ve İYÜFE karşılaştırmasını, hı-hı, yaptığımızda, ama yani o büyük sıkıntıydı zaten. Hatırlarsan ÜFE TÜFE'ye mi, TÜFE ÜFE'ye mi yansıyacak diye konuşuyorduk. Tabii TÜFE ÜFE'ye doğru yakınlaştı. Öyle oldu yani. Evet, ama yani orada da salınım devam ediyor. Bunun üretici enflasyonu bu. Üreticinin yani önümüzdeki günlerdeki maliyetlerini belirleyen nokta bu. Burada dikkat çekici aylık düşüş %16.98 ile enerjide olmuş. Demek ki yani burada işte yapılan indirimler etkili oldu gibi görünüyor. Yani etkili, evet, derken kağıt üzerinde burada etkili görünüyor. Peki. Onu söyleyebiliriz. Devam edeceğim şimdi. Hocalarıma ve Faruk Bey'e dönelim. Şimdi 45'in altı gelecek diye Nebati'nin açıklaması vardı. Son enflasyon rakamı seçim öncesi bu, ama artış hızında böyle bir durum var. Baz etkisinde koyarsak işin içine. Hocam ne diyorsunuz? Sizin mutfakta bu kadar mı arttı? Yani %43 mü arttı? Yani yılın bazda. Bu soru her zaman sorulduğunda biz mutfakta bunu hiç böyle hissetmiyoruz diye cevap verilir. Ben aslında şunu hatırlıyorum. Yani depremler öncesinde %30'lar civarına bunun ineceği beklentisi vardı. Geleceğe yönelik beklentileri de iyiye doğru geliştirecek bu rakamlar diye bir söylem vardı. Evet. Şimdi onu unuttuk. Şu anda geldiğimiz noktada 30'dan oldukça uzaktayız. 30'u hayal dahi edemiyoruz. Evet. Yani bu baz etkisini falan Ayşe Hanım ve Ahmet Bey sokakta imkanı yok anlamayacaklardır. Yani işte, onlar için enflasyon. Evet. Baz etkisine göre falan düşmüyor. Yani, onlar doğrudan yükselen soğan ve patates fiyatını görüyorlar. Zaten şöyle patates zaten, ama soğan yok. Enteresan ya. Geçen ayda yoktu. Ben soğanı dün 2 kilosu 54 lira gördüm, dedim ya sana 55-60 lira soğan mı olur ya? Biber mi koyacağız? Biber de pahalı. Biber de ucuz değil. Yani, artık menemen soğanlı mı yoksa tartışması bitti. Biber soğansız mi olsun zaten. Bence artık bitti, evet. Menemen domatessiz mi olsun şeklinde de geçebiliriz artık. Neyse. Faruk Bey, sizden de bir cümle alalım. Sonra siyaset gündemine bakacağız zaten. Buyurun. Yani rakamların üzerinde cümle kurmak pek gereksiz. Yok, ben rakamlar onu demedim zaten. Kendim, sizin için nasıl dedim. Yani ben söyleyeceğim. ben sadece şunu söyleyeyim. Bütün bu rakamların doğal olarak bir bilimsel veriye dayandığını kabul ediyorum. Fakat
hayatın içinde karşılığı bu mudur? Yani çarşı pazar gerçekten böyle mi atıyor? Bu rakamlar üzerinden mi? Düşüyor mu aşağıya? Onun takdirini vatandaşa bırakıyorum. Pazar yerleri, marketler, manavlar, kısaca insanların özellikle gıda sektöründeki hali hikayesi ortadadır. Yani rakamlar ne der bilemem. Orada Yavuz Bey anlatıyor, yazıyor, çiziyor. Siz ekonomistsiniz, bu işin uzmanlarısınız. Estağfurullah. Ben işin o tarafını çok bilmem ama şu tarafını bilirim. Yani bir amcamız vardı, şöyle diyordu. Valla mazota zam geldi diyorlar ama ben 100 liralık alıyorum. Hep 100 liralık alıyorum, hiç fark etmiyorum diyor. Yani biraz ona benziyor bu işler. Dolayısıyla ne olacak, ne bitecek? Bu rakamlar üzerinden ekonomi tam olarak düze çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Valla bilemiyoruz. Şimdi yazlık yaz sebze ve meyveleri de çıkmaya başladı. İşte erikti, malta eriydi. Onlar da 30'larda, 50'lerde vesaire. Ucuza meyve yiyebilecek miyiz bilmiyorum ama ben hala soğan ve patatese takığım. Çünkü biz soğanla yaparız yemekleri, patates de kullanırız. Ama takığım. Yani dediğim gibi dünkü daha birebir markette geziyorum ben tabii doğal olarak. Yani anneyiz, evde yemek lazım, çocuklar yemek bekler. O yüzden görüyoruz yani. O soğanın, o patatesin, o patlıcanın fiyatlarını. Gerçi görece kabak daha ucuzladı ama yaz sebzesi. Yani sonuçta sıkıntı var. Yani bu kadar basit. Maydanoz dediğin, dereotu dediğin o fiyatlarda olmaz. Vallahi balkonda saksıya dikelim maydanozu. Ben sana diyeyim yani. O kadar diyeyim. Var mı bu söyleyeceğin yani, güzel bir şey? Söyleyeceğim hani seçime 43.68'lik bir enflasyonla gidiyor Cumhur İttifakı. Dolayısıyla hani bu oran ne kadar gerçekçi olduğunu tabii vatandaş kendi değerlendirir. Yani 50'nin altı dedik işte, 50'nin altı iniyor. Süt ve süt ürünleri de yok orada değil mi? Yok, o da yok. Yani ama herkes şuna bir baksın. Yani Mart ayında ile Nisan ayı arasındaki fiyat farklılıklarını, yani bir kere Ramazan ayı öncesindeki zamları hatırlayalım falan. Yani bana çok gerçekçi gelmedi bu artışlar. Yani en azından bazı kalemlerdeki artışlar. Ama burada diyecek bir şeyimiz yok. Zaten bunu aylardır tartışıyoruz. Dolayısıyla denildiği gibi enflasyon, hedeflendiği noktaya doğru yönlendirmeli şekilde gidiyor. Onu söyleyebiliriz. Yani onun haricinde bu rakamları çok böyle detaylı değerlendirilebilecek bir şeyi yok. Çünkü bilmiyoruz. Yani burada hangi konutun kirasını almışlar? O konut hangi, enteresan yani. Burada yani, mesela çok özür dilerim. Estağfurullah. Özür dilerim. Konut fiyatlarındaki düşüş o çok ilgimi çekti benim. Yani ben emlak sitelerine bakıyorum. Emlakçılarla da görüşüyorum da. Yani nedir, ne değildir, piyasa nereye doğru gidiyor, ne oluyor? Bana daha bugüne kadar şu son süreçte, yani en azından bir buçuk yıl içinde herhangi bir yerde, Anadolu dahil, İstanbul büyük şehirler, herhangi bir yerde, herhangi bir konut fiyatında düşüş olduğuna dair bir emare, bir bulgu, bir veri kimse sunmadı, kimse koymadı önüme. Ya ben de görmedim. Yani mevsimlik olarak bazı sebzeler, meyveler yükselir, düşer. Bunu anlayabiliyorum. Yani Zeliha Saraç soğandan bahsediyor sürekli. Soğan soğan mı, işte tok mu diye bir siyasi kampanya var ortada. Hadi bunları anladık. Yani tarım ürünlerini anladık. Fakat bu inşaat sektörü, yani konut meselesi çok ilginç. Mesela konut fiyatı gerçekten nerede düştü? İstanbul'da mı, evet. Kayseri'de mi, Sakarya'da mı, Rize'de mi, nerede düştü mesela? Ben bunu bilmiyorum. Bunu göremedim. Dolayısıyla herhalde bu süreç bu rakamlar üzerinden çok fazla karşılık bulacak diye düşünmüyorum. Evet. Valla ben yayın sonrası bir konuşacağım konutçularla. Bir konuşayım bakayım ne diyorlar. Yarın konuşuruz. Ben evet, yani düşen bir konut fiyatından tabii, bahsetmek mümkün değil. Bir arayayım Erdal yani Bey'i falan arayayım. Bu kadar da yeni talep bulurken. Evet. Mühendis Müteahhitler Birliği'ni arayayım. Orayı bir arayayım bakayım, merak ettim. Gerçekten bir çıkartmak lazım bunun nereden geldiğini. Yarın da konuşuruz. Bir yerlerde düşmüş demek ki. Bilmiyorum, ben bir 10-15 inşaatçıyla ve birliklerle yayın çıkışı konuşacağım. Yarın konuşuruz. Evet. Nerede ne olmuş valla merak ettim. Evet. Hem belki Faruk Bey de izlediğinde de yani hepimizi anlarız. Nereden oldu 1.7 evet. Düşüş? Bizim düşmedi. Düşen varsa lütfen tweet atsın yani, ne diyeyim. Teşekkür ederim Yavuz. Konuşacağız ederim. Yine. Yarın biraz daha değerlendiririz bu hadise, kuzu eti, dana eti meselesini seninle birlikte diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Bu arada şeye bakıyorum da ben de hala rakamlara. Yavuz, görüşürüz.
Hemen devam edelim. Siyasetin gündemi de yoğun. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Babacan mutfaktan seslendi. Şampiyonlar Ligi hazır dedi. Ve tüm paydaşların ekonomi alanında uzman isimleri bu Şampiyonlar Ligi kadrosunu önümüzdeki birkaç gün içinde göreceksiniz açıklamalarını gördük. Demek ki açıklayacaklar, bilemedim. Faruk Bey buyurun. Ha, şimdi ekonomiyi konuşuyorduk biraz önce 3-5 dakika. Burada hükümetin ciddi anlamda sıkıntıları olduğunu, zaten seçimi tartışmalı hale getiren şeyin de ekonomi rakamları olduğunu yüzlerce binlerce kere ifade ettim. Fakat şu anda muhalefet cenahında da yani çok fazla dillendirilmese de enteresan gelişmeler yaşanıyor. İyi Parti önemli. İyi Parti hatırlayın masadan kalktı, geldi, gitti falan bugüne kadar gelindi. Fakat İyi Parti'de Profesör Bilge Yılmaz'ın özellikle bu yeni dönemde kurulabilecek, daha doğrusu muhalefet seçimi alırsa kurulabilecek hükümet içerisinde bir ekonomi bakanlığı, ekonomiden sorumlu isim olarak fazlaca dillendirildiğini biliyoruz. Şimdi dün akşamki mutfak sohbeti özellikle Türkiye'de Allah Allah İyi Parti ekonomi, İyi Parti'nin ekonomi programı Bilge Yılmaz, yani İyi Parti o denklemin de mi dışında bırakılıyor sorusunu sordurdu herkese. Yani mutfaktan bazı önemli olumlu mesajlar verildi. Liyakat, önemli kadrolar, Şampiyonlar Ligi falan da. O Şampiyonlar Ligi acaba İyi Partisiz, Bilge Yılmazsız, İyi Parti'nin ekonomi programı olmadan hazırlanan bir Şampiyonlar Ligi fikstürü ve Şampiyonlar Ligi kadrosu mu? Bir futbol sever olarak ben de bunu merak ediyorum doğrusu. Ama genel anlamda tabii Babacan'la Kılıçdaroğlu'nun, iki genel başkanın uyumunu söylemek isterim. Eşleri de içeride çay sohbeti yapmışlar. Türkiye ekonomisine dair önemli tespitler yapmışlar. Ama ben bu toplantının şu 10 gün içerisinde bile Bilge Yılmaz ve İyi Parti ekonomi planıyla ortaklaşa, senkronize şekilde yürüyen bir toplantı, bir açıklama, bir yürüyüş mü? Yoksa herkesin aslında eski süreçlerde de tahmin ettiği gibi acaba ekonomiyi tekrar Ali Babacan'a, yani 2002'nin Türkiye'sine, AK Parti'nin ilk kurulduğu yıllardaki ekonomi anlayışına mı Cumhuriyet Halk Partisi döndürmek istiyor, oraya teslim etmek istiyor sorusunu herkes sordu. Bu soruya bir cevap bulacağız sanırım önümüzdeki süreçte. Evet, hocam size de dönmek istiyorum ben. Bu arada şu düzeltmeyi ben tekrar yapmak istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın dedim ya biraz önce konuşacağım inşaat firmalarıyla. Şimdi bu fiyatlardaki, konutlardaki fiyatlardaki düşüş değil. Bunu bir tek tekrar ettim. Biraz önce söyledim, bir daha tekrar ediyorum. Fiyatların artış hızının düştüğünü görüyoruz. Yani geçen ay kadar artış hızında artış yükseklik yok. %1.7 artış hızı gerilemiş. Ama detaylandıracağız. Hayır, bir saniye. Şimdi evet. Zeliha Hanım bir saniye. Yani şimdi ortada bir ev var. Bir cümle söyleyeyim. Ali Hocam çok özür dilerim. Bir ev var. Bu evin fiyatı 5 milyon. Evet. Şimdi bize bunun yani şimdi 1.7 düştü demek için atıyorum yani rakamları ben çok anlamam bu rakam makam işinden de. Yani bunun 4.5 milyona düşmüş olması gerekmiyor mu? Hayır. Ne olması gerekiyor? Şöyle oluyor. Mesela yani ev 6 milyon olacaktı da 5.5 milyona çıktı. Evet, oldu gibi, ama bu gibi. Düşüş olarak mı? Yok şöyle ya yani enflasyon yok enflasyon oranı dediğimiz şey fiyatların artış hızının ölçümlendiği bir noktadır. Yani şu evet, tamam. Mesela geçen ay 5000 lira olan yine rakamdan gidiyorum. 5000 lira olan ev diyelim 5500 oldu ve bir önceki aya göre artışında hızlandı. Yani bir önceki ay 200 artmıştı. Mart'ta 300 arttı diyelim. Diyor ki Nisan ayında da 100 arttı. Arttı. Yine arttı. Ama artış hızı düştü. Arttıysa arttı değil yani. Arttıysa ama o, bir böyle düşünce... Ya böyle bir şey olur ama mu yani? Ama enflasyon da hani böyledir yani. Siz tanımı, ekonomistsiniz yani. Tanımı budur ama Faruk Beyciğim yani tanımı bu. Enflasyon hayır, fiyatların hayır. Artış hızındaki ölçer. Fiyatların artış %10 dediysek mesela patatesin fiyatı enflasyon %10. Fiyatı %10 artmış demek değil. Fiyatın artış hızının hızlandığı anlamını taşıyor. Dolayısıyla normalde... Ben bunu biliyorum da bunun doğru olmadığını söylüyorum. Yani bu izahat öyle, doğru bir izahat değil. Yani öyle ölçümleniyor ve bu şekilde yani ben size en normal haliyle anlattım. Yani 5000'den 5500'e çıktığını varsayın 500 Nisan ayında. Mart ayında ama 300'e çıktığını, 300 birim çıktığını varsayın. O zaman artış hızında hızlanma oluyor 500 olduğu için. Ama tam tersi. Mart ayında 5000'lik bir... 5500 oldu ama Nisan'da 5500'lük ev tekrar 500 lira artmadı diyor.
5200 oldu. Yani artış hızında bir gerileme var diyor. Yapacak bir şey yok böyle tanımı. O yüzden söylüyorum. Yine artıyor. Artmıyor değil. Artış hızı düşüyor. Evet biraz şey bir konu biliyorum. Ama siyaseten bunun hiçbir önemi yok. Evet yani. Yani bu tamamen siyaseten, şey yani iktisadi evet. Açıdan, bilimsel açıdan söyledim. Siyaset olarak tabii bakıldığında konutların artış hızında düşüş, konut düşmüş fiyatları diye algılanır. Buyurun efendim. Buyurun. Yani sokaktaki insan en doğruyu aslında net bir şekilde görüyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Artmaya devam ediyor, doğrudur. Artmaya devam ediyor. Her yerde, her alanda artıyor. Bazısında hızlı artıyor, bazısında yavaş artıyor ama artıyor. Burada önemli olan şey bu siyaseten. Tabii. Şimdi ekonomi yönetiminde bu kadar tartışma olmasının nedeni elbette bir geçiş dönemi söz konusu olabilir beklentisi var. Yani birinci turda bitecek mi, bitmeyecek mi Cumhurbaşkanlığı seçimi, meclis seçimleri net bir şekilde ortaya çıkacak mı, meclisin kimin kontrolünde olacağı. Bu konulardaki belirsizlik olması durumunda ekonomi yönetiminin zora gireceği beklentisi var. Bu beklentiyi bir anlamda rahatlatmak için hem Bilge Hoca hem liderlerin mutfaktan yaptıkları konuşmalar aslında bunun öngörülen zorlukların aşılması için bir kadro kararının verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Evet. Fakat tabii öncelikle seçimin kazanılması lazım. Tabii. Yani bütün bu hazırlıklar seçim kazanıldığı takdirde anlamlı olacak. Dolayısıyla iki partide de gerek İYİ Parti'de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuya dair hazırlık olduğu bilgileri geliyor. Fakat öyle sanıyorum ki bu ekonominin kontrolü tek bir partinin elinde kalmayacaktır. Buradaki ittifak mantığı aslında bakanlıkların ve daha sonra müsteşarlıkların vesaire paylaşılmasını gerektirecek. Burada çok net bir resim bize seçimden evvel sunamayabilir ittifak, muhalefet ittifakı. O açıdan değişik isimler kendilerini bu resimde konumlandırmaya çalışıyorlar. Fakat isimlerden ziyade ittifakın vereceği güven önemli olacak. Çünkü hangi isim gelirse gelsin 3 aşağı 5 yukarı aynı politikalar izlenecek. Bu politikaların net bir şekilde ortaya konulması ve bu tartışmada kamuoyuna bir güven verilmesi esas önemli olan. Aksi takdirde belirsizlik ortamında ciddi kayıplara yol açabilecek bir panik olması, bir kaos ortamının olması söz konusu olabilir. Yani bunu herkes kendi arasında konuşuyor. Fakat şu anda görünen liderlerin yaptığı konuşmalar ve diğer açıklamalar aslında lider kadronun da buna bir hazırlık yapmakta olduğunu bize düşündürüyor. Aynı şekilde bir hazırlığın Cumhur İttifakı'nda olmasını da bekleriz ama orada herhangi bir politika değişikliği önerilmediği için bir anlamda eski tas eski hamam devam edeceğiz gibi gözleniyor. Halbuki iktisatçıların bize söyledikleri bu devamın da aslında mümkün olmadığıdır. Dolayısıyla biz Millet İttifakı iktidara geldiği durumda kimlerin bu siyasetten, ekonomi siyasetinden sorumlu olacağını tartışıyoruz. Aslında aynı derecede önemli olan Cumhur İttifakı devam ettiği takdirde nasıl devam edeceğine yönelik bir tartışmadır da aslında. Bu konuda kamuoyu önünde herhangi bir tartışma şu anda ben görmüyorum. Bu aslında rahatsızlık verici olan bir yerde budur. Nasıl olacak da bu ekonomi politikaları devam edecek? Bunun aslında kamuoyunu ikna edici şekilde açıklanması lazım. Aynı aslında şekilde bu konuda Sayın Mehmet Şimşek'le yapılan görüşmeler acaba evet. Yeni döneme dair bir işaret veriyor mu hocam? Yani
Sayın Nebati'nin ve şu anda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı mı acaba devam edecek? Bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Yoksa son bir aydır, iki aydır özellikle kamuoyunda, yani Mehmet Şimşek işte Cumhurbaşkanı ile görüştü, görüşmedi, o kadar ciddi bir heyecan oluşturuyor ki bu. Yani AK Parti içerisinde de acaba ya biz tekrar o 2002'lere, 2003'lere, 5'lere, hani Şimşeklerin, Babacanların olduğu dönemlere dönsek mi, dönmesek mi tartışması da devam ediyor. Evet. Bu yönüyle de değerlendirilmesi gerekir mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle de bir karar verebilir mi acaba? Ben de merak ediyorum. O çok merak edilen bir soru gerçekten. Evet. Elbette. Esas tartışılması gereken konu da buydu. Sayın Şimşek'in bir değişim sinyali olarak algılanması nedeniyle heyecan yaratması söz konusu. Yoksa hiçbir değişiklik yaratmayacaksa niye heyecan olsun? Onu açıkçası ben anlamakta güçlük çekiyorum. Dolayısıyla bir değişiklik sinyali olarak algılandı bu. Ama daha sonra da hiçbir şey de çıkmadı bildiğim kadarıyla. Bir şey görmedik. Sonrası bir boşluk olarak kaldı. Evet, orada bir netleşen bir şey var. Yani şu anda görünen o ki, evet, Cumhur İttifakı devam ettiği takdirde ekonomi politikasında önemli bir değişiklik yapılmayacak gibi yaşıyoruz. Halbuki bu gerçekçi bir varsayım değil. Bunu da biliyoruz. Şimdi Nurettin Nebati'nin açıklamaları vardı biliyorsunuz dün. Orada benim gördüğüm kadarıyla tek başına faiz odağını alan para politikasının Türkiye'nin yapısal sorunlarını çözüm üretmez diyor. Yani burada hali hazırda faiz politikalarının seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamış olduğu gibi değişmeyeceğini mi anlıyoruz? Onu netleştirmediler. Yani Cumhurbaşkanı söyledi. Doğru. Ama önümüzdeki süreçte hem Sayın Nebati'nin açıklamaları hem de faiz konusundaki Cumhur İttifakı'nın, daha doğrusu AK Parti'nin hassasiyetini bildiğimiz için orayı çok göremiyoruz. Yani şu an ekonomistler, piyasacılar, belki siyaset bilimciler de net seçemiyoruz orayı. Bildiğimiz Cumhur İttifakı faiz konusunda hassas. Millet İttifakı da geldiği takdirde faiz politikalarında değişikliğe gidip belki de ortodoks politikalara geri dönecek. Onu gözlemleyebiliyoruz şu an için. Ama 11 gün kaldı. Daha da net bir şey göremedik tabii. Bu açıdan diyorum sadece. Buyurun, Farklı bir şey diyecektin. Şöyle. Buyurun. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı kendi açısından haklı olarak vallahi öyle bir şey gözlemliyorum ki yerin altını da üstünü de seçime 10 gün kala son derece verimli bir şekilde kullanıyor. Bir gün çıkıyor, yerin altına yönelik mesaj veriyor. Gaz bulduk diyor, gabarda petrol bulduk diyor, onlardan bahsediyor. Sonra ertesi gün çıkıyor, diyor ki bu sefer yerin üstünü, gökyüzünü kullanıyor. İHA'larımız var, SİHA'larımız var, işte kızıl elmamız var diyor. Çok doğal olarak en güçlü olduğu donelerle seçime girmeye çalışıyor. Bunun karşılığını ben merak ediyorum Faruk Bey. Çünkü işte, yani bunun kendi seçmenin karşılığı nedir? Kendi seçmeni olmayıp da kararsız olan ya da daha önce kendisine vermiş ama şimdi vermekten vazgeçmiş olan seçmene etkisi ne olacağını merak ediyoruz açıkçası. Çünkü bir tarafta dediğimiz gibi hani tok ve soğan şeyinde dönüyor ya, o yüzden sordum. Evet. Buyurun. Hocama yani, da aynı soruyu yönlendiriyorum. Faruk Bey'in sözü bitsin. Buyurun. Evet. Şöyle. Hiç şüpheniz olmasın. İnsanlarda çok ciddi bir karşılığı var. Yani çok fazla dolaşan, insanlarla çok fazla konuşan, halka çok temas eden bir gazeteciyim ben. Yani sokakta yaşıyorum. Bu önemli bir şeydir. Sadece hatta siyasilerle hiçbir ilişkim yok. Hiçbir resmi toplantıda olmuyorum. Halk ne diyorsa aslında oradan yürüyor hikaye. Halka bakmak lazım. Şimdi dün Ümraniye Sanayi Sitesi'ne gittim. Araçta küçük bir arıza vardı. Gittim. İnsanlar toplandı başıma. İşte orada karşı esnaf, tamirciler, şunlar bunlar. Ben Türkiye siyasetinde, Türk demokrasi tarihinde ilk kez bir şeye şahit oluyorum. İnsanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Ya hocam tamam da dükkanı gösteriyor birisi bana. Ya şu dükkanın diyor 7 tane patronu olur mu diyor ya. Bu dükkan 7 kişiyle nasıl gider diyor. Öteki başka bir şey diyor. Ve sonra o topluluktan şöyle bir cümle çıkıyor ortaya. Hocam valla biz hükümete oy vermeyecektik ama alternatifimiz yok. Mecburen oy vereceğiz. Ben Türkiye demokrasi tarihinde, Ali hocam daha iyi bilir. Yani bu kadar hani alternatifi yok, onun için iktidara oy vereceğiz cümlesini hiç duymamıştım. Yani Türk siyasetinde çok yeni bir şey bu. Çok yeni bir şey. Muhalefet adına defalarca, hatta yıllarca altını çizerek, ciddi eleştiriler getirerek
yaptığım şeyler, anlatmaya çalıştığım buydu. Önemli isimler vardı, çok ciddi isimler vardı. O süreçlerin hepsini kaçırdılar. Şimdi dönelim, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Terör konusunda hükümet sonuna kadar, dibine kadar bütün fırsatları kullanıyor. Yani her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve 1984 yılından bu yana öyle ya da böyle PKK terör örgütü Türk siyasetini, seçimleri ama direkt ama indirekt etkiledi de etkiledi. Bak hala etkilemeye devam ediyor. Bugün Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na işte Kandil'den, şuradan, buradan yapılan açıklamalar üzerinden yükleniyor. Yani hala ortada bir terör örgütü var ve 40 sene geçmiş, hala Türk siyasetinin yarınını etkileyecek bir konumda açıklamalarıyla. Evet. O zaman şu oluyor. Vatandaş bu söylediğiniz İHA'lar, SİHA'lar, petrol, gaz vesaire, yani büyük başlıklı konular, bu konulara bence bu alternatifsizlikler dolayısıyla fazlaca meylediyor, ilgi gösteriyor. Yoksa işin gerçeğini söyleyeyim. Evet. Gerçekten soğanın, patatesin, domatesin, çarşının, etin, kuzu etinin, koyun etinin, dana etinin, pazarda yaz geldi, yaz meyvelerinin bile fiyatları aslında hayatın birinci önceliği, normal sıradan insan için. Ama denklem o kadar büyük yerlerden kuruluyor ki insanlar o büyük kargaşa içerisinde bu söylediğim şeyleri çok dikkate alıyorlar. Peki, sordunuz ya, karşılığı var mı? Var. Peki şunu söyleyeceğim. Şimdi farklı bir dönem, farklı bir seçim yaşıyoruz. Çünkü deprem oldu. Depremden sonra oradaki oy güvenliği işte vesaire, sandık güvenliği, katılacaklar mı katılmayacak, bunları bir taraftan konuşurken o bölgelerde, çünkü AK Parti çok güçlü normalde, bilmiyoruz ne olacağını, bakacağız. Bir yurt dışı seçmenlerinde oy kullanım oranı çok ciddi artmış. Zaten bizim %85'lerde oy kullanım oranımız 90'a mı çıkacak, merak ediyorum. Diğer bir konu, yine Faruk Bey, sizden ilerleyerek devam edeceğim. Şimdi İstanbul'da, evet, sanayide veya vesairede ya da Ankara'da, İzmir'de bilemiyorum, bu tarz konuşmalar olabilir ama şimdi benim gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı savunma sanayi ve terör tarafından ilerlerken Millet İttifakı ekonomi tarafından yürüyor. Şimdi benim gördüğüm o. Doğru yapıyor zaten. Yani evet. Yapması gereken o. Şimdi hemen hocama döneceğim. Hocam buyurun. Şimdi hem şöyle şeyler var mı? Bu kadar çok laf kalabalığı gibi gelecek. Çok özür diliyorum ama meramı anlatmak için. Şimdi Millet İttifakı seçmeni zaten ne söylerse söylesin millete veriyor. Cumhur İttifakı seçmeni ne söylerse söylesin Cumhur İttifakı'na veriyor. Yani işte AK Parti'ye veriyor. Dolayısıyla burada aradakiler var. Şimdi aradakilerin çarşı pazar cebindeki ya da eğitime ya da neyse artık özgürlük, adalet oraya mı gidecek? Yoksa bu tarafta bir taraftan işte terörle mücadele ve savunma sanayide yapılan ataklara mı cevap verecek? Benim asıl meramı o. Buyurun hocam. Ya şimdi şunu akılda tutmak lazım. Birbiriyle karşılaştırması zor dönemler belki ama Faruk Bey hatırlayacaktır. 70'li yıllarda bu temel atma törenleri de seçimlerden evvele denk getirilirdi. Çok özür dilerim. Bütün liderler. Çok özür diliyorum. Evet. Hocam size sözü geri vereceğim ama Ceylan Sever, bizim muhabirimizin bir bağlanmam gerekiyor. Söz sizde şimdi birazdan. Tekrar lütfen unutmayın. Hemen Ceylan'a dönelim. Ceylan, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun konserinde İmam Hatip liselere yönelik sözlerinden dolayı yargılandığı davada karar çıktı. Ne karar çıktı? Şarkıcı Gülşen'e sizin de söylediğiniz konudan mütevellit yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu 10 ay hapis cezası da halkın bir kesimini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan verildi. Şarkıcı Gülşen zaten bu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Biraz geçmişi hatırlatalım istiyorum ben. Geçtiğimiz Ağustos ayında aslında ilk ortaya çıkmıştı bu görüntüler. Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz yıl Nisan ayında İstanbul Ataşehir'de bir konserde sahne aldığı esnada İmam Hatip'lerle ilgili sarf ettiği sözleri nedeniyle bir video görüntüsü çekilmiş ve bu sözler, bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bu sözler nedeniyle bir tepkiye neden olmuştu. Adeta infial etkisi
yaratmıştı bu sözler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmıştı. Aynı zamanda şarkıcı Gülşen hakkında da peş peşe suç duyuruları, şikayetler geliyordu savcılığa. Ertesi gün gözaltına alınan Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy cezaevinde 4 gün tutuklu kaldı ve avukatlarının itirazları sonucunda da ev hapsine çevrildi bu cezaevi tutukluluğu. Bir sürede ev hapsinde kaldı. Bu süreçte şarkıcı Gülşen hakkında bu görüntü nedeniyle iddianame hazırlandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve iddianamede 702 kurum ve kişinin yer aldığı müşteki iddianamede yer aldı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan şarkıcı Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, keza daha önce zaten suç cezada soruşturma aşamasında da verdiği ifadelerde şarkıcı Gülşen Çolakoğlu böyle bir amacının, kastının olmadığını, kimseyi aşağılama niyetinin olmadığını, sahnedeki müzisyen bir arkadaşıyla şakalaştığını ileri sürerek kendini savundu. Bunun üzerine de yargılama devam ediyordu aslında geçtiğimiz Ağustos ayından. Bugüne değin ve bugün karar duruşmasıydı. Avukatları bir kez daha şarkıcı Gülşen'i savundular ve hakim verdiği kararında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama suçundan 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına karar verdi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hocam, hemen size döneyim, son 5-6 dakikam. Lütfen sözünüze buyurun, devam edin. Hocam. Duyabiliyor musunuz? Ali Hocam. Ali Hocam donmuş galiba bu arada. Faruk Bey, buyurun. Yani şimdi, bir de şöyle şeyler var. Mesela terör tarafından yürüyor dediniz ya. Yani daha doğrusu açıklamalar, Sayın Erdoğan açıklamaları var. Akşener'in karşı açıklamaları var vesaire. Evet. Bu arada Muharrem İnce de o şeye girdi. İşte FETÖ ile ilgili olarak biliyorsunuz işte. O toplara girdi. Evet. O toplara o da girdi. Bir şey var. Evet. Bir şey var, bir şey var Zeliha Saraç. Bakın şunu da gözden kaçırmayalım. Şu son süreçte özellikle Avrupa basınından, İngiltere merkezli, Fransa merkezli bazı gazetelerden, televizyonlardan, Türkiye'deki seçime dair yapılan açıklamalar, yorumlar aslında Türkiye'deki seçmeni ürkütüyor. Türkiye'deki seçmeni rahatsız ediyor. Bir taraftan şöyle de düşünüyorum. Millet İttifakı bir taraftan terör örgütü Kandil, oradan yapılan açıklamalar, diğer taraftan Avrupa'dan yapılan açıklamalarla bana sorarsanız çok zor bir sürece girdi. Yani işte Türkiye'nin savunma sanayi şu buyu diye ekonomisteki mesele iddialar şunlar bunlar. Bunların hepsi Millet İttifakı'nın aleyhine gelişen işler. Yani işine yarayan işler değil. Anladım. Millet İttifakı seçime giderken bu açıklamalarla güç kazanmıyor. Bu açıklamalarla seçmen nezdinde kötü duruma düşüyor, düşürülüyor. İşte ben şunu böyle anlatmaya çalıştım. Kendi seçmeni diyorum ya, kendi seçmeni zaten oy verir. AK Parti seçmeninde bir kemiği var, o da verir. İşte o kararsız da. Seçmeni o çok kararsız etkiler veya, bu açıklamalar. Tabii, veya gençler, tabii. 5 milyon gençler. Ben oradayım. Dolayısıyla biz mesela 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs sabahında bir sürpriz etkisi yaşar mıyız? Başka diğer örnek veriyorum. Sinan Oğan'la Muharrem İnce'nin oy oranının toplamında vesaire. Şimdi çünkü Muharrem İnce de bir taraftan girdi. İşe içine terör tarafından yürüyor. Akşener açıklamaları var. O zaman gelin tutuklayın diyor. Benim zaten diyor şeyim yok. Dokunulmazlığım yok. Doğru. Gibi böyle sert işin özetini söyleyeyim size. Heh. İşin özetini söyleyeyim. Çok kısa söyleyeyim ben. Buyurun. Eğer insanlar son 1,5-2,5-3 yıldaki ekonomi istikrarı, ekonomideki tablo, pazar, çarşı, hayat, günlük hayat, normal sıradan insanın günlük hayatını baz alacak ve buna göre oy kullanacaksa muhalefetin şansı çok artar. Çünkü son 2-3 senede Türkiye'nin ana sorunu ekonomiydi. Yok, vatandaş işte bütün bu söylentiler, bu iddialar, bu görüşmeler, Türkiye'nin savunma sanayisi, işte akaryakıt meselesi, petrolü, gazı, tuzu, şuyu buyu. Yani Cumhur İttifakı'nın siz bakmayın bu süreç geçicidir, bunlar Türkiye'yi batıya peşkeş çekmek istiyorlar falan gibi söylemlerini değerlendirirse, yani son
20 yılın, 21 yılın hepsini bir harmanlayıp bir yere varmak isterse o zaman Cumhur İttifakı'na inanır. Ama tekrar söyleyeyim. Ekonomi bana sorarsanız bu seçimin birinci belirleyeni olacak. Peki bir de gençler var ekonomi. Mesela gençler var. Oradan da şuraya soracağım. 20 yıl diyoruz ya evet. Mesela o tarafa bakarlarsa evet. Ama bu gençler 20 yaşında zaten. 18 yaşında. İşte, zaten işte onların son hafızası 5 senede. Yani 15 seneden 15-14 yaşında ilgilenmeye başlasa 18-20. Dolayısıyla bu tarafı da var. Yani son i̇şte 5-6 işin Muharrem İnce tarafı orada devreye evet. giriyor. O gençlerde ne oluyor biliyor musun? O gençlerde bu söylemlere karşı bir Atatürk milliyetçiliği yükseldi. Anladım. O Atatürk milliyetçiliğini de çok rahat bir şekilde göğsünü de yumuşatan adam Muharrem İnce. Şimdi, yani Muharrem İnce'nin oyunu buradan tartışıyoruz. O anladım. Oradaki oyu alıyor işte. Anladım. Hocam telefondaymış da. Hocam buyurun hemen sizi de dinleyelim. Bir iki dakika kaldı. Evet. Buyurun efendim. Açıkçası ne geldi başımıza bilmiyorum. Şimdi kısaca toplamaya çalışayım. Bu projelerin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantılar, Teknofest, bu SİHA gemisi vesaire gibi halkı heyecanlandıran projelerin seçmenin kararlarına etkisi olup olmayacağını tahmin etmek kolay değil açıkçası. Ben böyle bir şeytan avukatlığı modunda olduğum zaman şeyi örnek veriyorum. 70'lerdeki bu temel atma törenlerine o zaman da heyecanla karşılanırdı değişik çevrelerde. Ama seçmen tercihleri üzerine herhangi bir etkisi olduğunu o dönemde hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla seçmen nihai olarak kararını verirken temelde iş başındaki hükümetin performansından memnun olup olmadığına bakacaktır. Bu performansı da SİHA'lar temelinde mi değerlendirecek yoksa Teknofest'e mi bakacak ya da soğan ya da patates fiyatına mı bakacak? Şimdi daha anlaşılır ve daha önemli olduğunu düşündüğüm konu sokaktaki vatandaşın açısından mutfak konusudur. Dolayısıyla mutfaktaki yangın devam ettiği sürece bu tür faaliyetler belki geçici heyecanlar yaratabilir fakat karar vermiş insanların kararlarını değiştirmeyecektir. Bilhassa da iş başındaki hükümetin performansına dair olumsuz kararları olumluya doğru çevireceğini hiç zannetmiyorum. Sadece kendi çevresini, kendi seçmenini bir anlamda sıkılaştırmaya yönelik bir faaliyet bu. Safları sıkılaştıralım yani. Peki. Son bir şey söyleyebilir miyim? Son bir cümle. Son cümle ama. Buyurun. O da şu tabii. Son cümle şu. Özellikle son dönemde ortaya atılan, yani sosyal medya ne kadar güvenilirdir o tartışılır ama hükümetin bir enfeksiyonu, bir problemi de şu. Son dönemde böyle sistematik olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, usulsüzlük iddiaları bazı isimlerin kamuoyunda tekrar böyle çarşaf çarşaf tartışıyor olması da öyle zannediyorum ki seçime doğru giderken belli bir oran seçmeni etkiler. Anladım. Bu da Türk siyasetinde bu dönemde kenara yazılması gereken bir şey. Siyasi tarihimizde bunu da konuşacağız sonra. Tekrar konuşuruz zaten. Sadece 11 gün kaldı evet. Ama bakacağız. İlk turumu, ikinci turumu o da enteresan. Oradaki iki haftada çok kritik geçeceğe benziyor. Eğer ikinci tura kalırsa Faruk Aksay ve sevgili hocam. Muhtemelen. Çok muhtemelen. Teşekkür ediyorum konuklarıma ben. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, enflasyon da geldi. Enflasyonu da konuştuk biliyorsunuz. Ve seçimlerde sadece 11 gün var. Yarın tekrar görüşeceğiz. Birazdan Serap Belet sizinle olacak. Görüşmek üzere.